iddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 19 Ağustos 2024. Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de 2. hafta oynanıyor. Şu ana kadar 7 karşılaşma geride kaldı. Dün akşam da 21.45 seansında 2 maç vardı. Beşiktaş sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştı Süper Kupa galibiyetiyle. Lig'de ilk haftayı da kayıpsız geçtikten sonra dün taraftarıyla buluştu ve Antalya Spor karşısında da 4-2'lik bir galibiyet alarak yine taraftarını bir hayli mutlu etti. Aslında maç büyük bir şokla başladı. Henüz ilk dakikanın içerisinde Antalya Spor Samudio'yla 1-0 öne geçmeyi başardı. Beşiktaş hücum ederken kaptırılan bir top tek pasta gelen, iki pasta hatta gelen gol Antalya Spor'u öne geçirdi. Ama Beşiktaş gole çok çabuk reaksiyon gösterdi. Oyun olarak da gayet iyi gözüktü. Ve 13'te Immobile ile de 1-1'i buldu. 23'te yine İtalyan golcü sahnedeydi. Bu sefer Semih'in asistinde, ilk golde Rashica asisti yapan isimdi. Bu kez Semih'in asistinde sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. İlk yarı boyunca Beşiktaş'ın temposu, hücum presi, pozisyonları gayet iyi. Gol de buldu. Sonrasında sayılmadı o gol ama Beşiktaş maçı rahat kazanabileceğini gösterdi. Fakat tabii futbol bu. Tek farklı skorlar her zaman tehlikelidir. Klasik de bir yorumdur ama gerçekten de öyle olduğunu gördük. 51'de Samudio bir kez daha sahneye çıktı ve Antalya Spor adına beraberliği sağladı. Fakat yine Beşiktaş'ın reaksiyonu iyi oldu. 56'da bu kez Rafa Silva attığı golle Beşiktaş'ı bir kez daha öne geçirdi. 63'te Antalya Spor 10 kişi kaldı. Güray Vural var uyarısıyla birlikte kırmızı kartı gördü. Sonrasında aslında yine Antalya'nın 10 kişi kalmasına rağmen biraz etkinliği olduğunu söylemek mümkün. Beşiktaş savunmada sıkıntılar yaşadı. Ama son bölüme kadar 3-2 önde götürüp son bölümde de yeni transfer Endur'un asisti Muçi'nin golünde skoru belirleyen golü kaydetti ve 4-2'lik üstünlüğü kurdu. Beşiktaş ilk 2 maç sonunda 6 puan alan 2 takımdan biri. Şu anda Galatasaray'a göre tabii ikişer farklı galibiyetler elde edince liderlik koltuğuna da tekrar oturmayı başardı. Beşiktaş'ın da gerçekten dün çok çok iyi bir futbol akşamıydı. Bireysel performansları hepsini Van Bronckhorst'u konuşacağız. Aynı saatte Gaziantep 0, Samsun Spor 1 sonucu vardı. Samsun Spor da Holsen'in golüyle maçı kazanmayı başardı. Başakşehir 4, Alanya Spor 2. Başakşehir'de geriden gelip kazanmasını bildi. Aslında önce öne geçti. 2-1 geriye düştü. Fakat Figueiredo'nun o orta sahadan attığı golle geri dönüşün fitilini ateşledi. Ve 90 ve 90+5'te bulduğu gollerle de rakibini yenmeyi başardı. Ve cumartesi akşamına gidelim. Cumartesi akşamı tabii bütün gözler Göztepe-Fenerbahçe maçının üzerindeydi. Fenerbahçe Jose Mourinho yönetiminde çok farklı bir 11'le sahaya çıktı. En-Nesyri'nin biraz daha kanada yakın olduğu, Dzeko'nun ileri uçta olduğu, Szymański'nin bir kez daha 8'de oynadığı değişik bir düzen Fenerbahçe'den. Oyun olarak da aslında pek iyi bir görüntü yoktu sanki ilk yarıda. Göztepe'nin gole yakınlığı biraz daha fazlaydı ama ilk yarı biterken bu sefer Fenerbahçe ağırlığını koymaya yavaş yavaş başladı. Önce Osay ile pozisyona girdi. Ardından da kazandığı penaltıyla, yine Osay'ın kazandırdığı bir penaltıydı. Dzeko Fenerbahçe'yi 1-0'a geçirdi. Devamında Tadiç'te %100 kaçan bir pozisyon ilk yarı bitmeden ve yine ilk yarının sonunda En-Nesyri ile bulunan kafa golü Fenerbahçe devreyi 2-0 önde kapattı. Aslında ikinci yarı
hani 2-0'lık skorun da avantajıyla daha rahat geçebilirdi Fenerbahçe adına ama pek öyle olmadı. 68'e Koray Günter 2-1'i buldu ve son bölümde 90+5'te de Romulo'nun sürpriz golü ile birlikte Göztepe bu maçtan 1 puan aldı. Fenerbahçe de İzmir'de 2 puan bıraktı. Tabii maçı konuşuyoruz ama maçla birlikte maç öncesi, maç esnası ve maç sonunda yaşananlar da tabii çok konuşuldu. Fenerbahçe taraftarlarının İzmir'e gelirken yaşadıkları, şehir içinde yine yaşananlar, Fenerbahçe taraftarının stada çok geç alınması, hatta bir kısmının ikinci yarı başlamasına rağmen yine stada alınmaması, Ali Koç'un ve beraberindeki yöneticilerin devre arası sahanın içine girip deplasman tribüne gidip orada artık işte görüşmelerde bulunması, devamında ki yaşananlar, Ali Koç'a arkadan yapılan saldırı vesaire vesaire, gerçekten çok uzun, herkes biliyor zaten, bunları da konuşacağız. Demeçler, neler yaşandı o olaylardan sonra, gözaltılar, onlardan da yine bahsederiz maalesef diyorum. Çünkü çok aslında istediğimiz şeyler değil, ne güzel. Hani Fenerbahçe'yi konuşacaktık, Mourinho'nun tercihlerini daha fazla konuşacaktık. Yine konuşacağız ama biraz bölüneceğiz o anlamda. Adana Demirspor 1, Çaykur Rizespor 2 günün diğer bir sonucuydu. Çaykur Rizespor deplasmanda kazanmayı başardı. Kayserispor 1, Sivasspor 2. Bu maçta da Sivas gollüleri Radakoviç'le, stoperiyle bulmayı başardı. Son bölümü de gerçekten enteresandı. Kayserispor'un sayılmayan golü de bir hayli tartışıldı. Ve haftanın ilk maçı Cuma günü Konyaspor'la Galatasaray arasında oynandı. Galatasaray maçı 2-1 kazanmayı başarırken gollerini de yerli isimlerden buldu. Önce Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı, boş kaleye topu yuvarladı. İlk yarı biterken Oğulcan'ın golüne engel olamadı Galatasaray ama ikinci yarıda da Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın nadir ataklarından birinde, bir duran top devamında attığı golle galibiyeti getirdi. Ama Galatasaray'da pek iyi bir futbol yoktu bu karşılaşmada. Vaktimiz kalırsa bugün tabii ki Galatasaray maçını da konuşacağız. Ve hafta bugün bitecek. Saat 21'de iki maç var. Eyüpspor, Bodrumspor ve Hatayspor Kasımpaşa karşılaşmaları. Trabzonspor haftayı bay geçen takım. İddia bölümünde de yine bu maçlara ve diğer karşılaşmalara bir bakış atarız diyelim. Hızlı bir özet oldu. Araya gidelim. Aradan sonra Beşiktaş maçıyla başlayalım. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. Yedi 15 saatlerimiz Beşiktaş Antalya Spor maçıyla başlayalım. Dünkü karşılaşma bir futbol sever olarak beni bayağı bir etkiledi. Ben çok keyif aldım karşılaşmayı izlerken. Devre arası oldu. İşte eşim maçı izlemeye onunla sohbet ederken böyle Beşiktaş'ı sürekli bir tanımlama ihtiyacı hissettim. Böyle zımba gibi takım, işte taş gibi takım, çok iyi, işte goller buluyor falan. Sonra sosyal medyaya girdim, yine benzer şeyleri okudum. Yani orada da işte zımba gibi takım, şöyle takım. Gerçekten dün bence Beşiktaş çok etkileyici bir oyun ortaya koydu. Taraftarın da etkisi, stat atmosferi çok iyi. Daha ilk anda itibaren golü yemesine rağmen Beşiktaş hiç neredeyse düşmedi. İkinci yarı belki 2-2'de biraz düşer gibi oldu tribün ama devamını da çok iyi getirdi. Yani dün bence yeni sezon için çok iyi bir mesaj maçıydı. Galatasaray maçı da skor olarak tabii ki çok etkiliydi. Etkileyiciydi. 5 gollük bir galibiyet ama dünkü oyun, dünkü tempo, dünkü baskı, dünkü bitiriciliği Immobile'nin, Rafa Silva'nın oyunu, pasları, yani ben gerçekten çok farklı bir Beşiktaş gördüm. Siz benim kadar etkilendiniz mi Beşiktaş'tan? 25. saniye 1-0. Tam bir şok senin söylediğin gibi. Samu diyor, gole atıyor Antalyaspor önünde. Beşiktaş'ı herkes merak ediyordu. Geriye düştükten sonra nasıl bir reaksiyon verecek? Çünkü Galatasaray karşısında önde başladılar. Samsun deplasmanı öne geçtiler. Ve ondan sonra oyun da onların istediği gibi gitmişti. Kalelerinde gol de görmemişlerdi. 25. saniye maç başlar başlamaz. Kendi sahasındaki ilk maçı, tribünler harika. Bir şok, bir gol. Tam anlamıyla şok. Ama çok çabuk bir reaksiyon. Immobile
Yani tam bir golcü vuruşu, nefis bir gol attı. Ve Beşiktaş dengeyi sağladıktan sonra da zaten rakibi kapattı ceza sahası. Kendi yarı alanına. Hatta Koli, Paulista, onlar da rakip yarı alanda oynamaya başladılar. Bu kadar kapatınca tabii ikinci gol de çok gecikmedi. Immobile 2-1'i buldu. İlk yarıda 3 olabilir miydi? Olabilirdi. Oldu da aslında. Oldu. Evet. Golü de sayılmadı Emirhan'ın. Onu da Feyyaz Uçar neden sayılmadığını anlamadık dedi maç sonunda. İkinci yarı başladı. Yine bir şok gol bence. Yani ilk yarıdaki iyi futbolun üstüne ikinci yarı başlıyor. Tak 2-2. Orada bir tribünler ya ne oluyor derken çok çabuk reaksiyon yine. 5 dakika sonra Rafa Silva'dan bu kez Beşiktaş yeniden öne geçti. Yani Beşiktaş keyif veren bir futbol oynadı. O baskısı yani çok bence şu ana kadar ki ligdeki en iyi baskı oyunu diyebiliriz. Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında oynadığı baskı, bu futbol baskı oyunu, rakibi kapatması, ileriye bakıyorsun Rafa Silva'nın yani ligin bayağı üstünde çok bir kalitesi var. Raşisa'nın çalışkanlığı 2 asist getirdi kendisine. Zaten Raşisa da iyi bir akşam çıkardı bence. Orta alanda El Musrati İyi bir maç çıkardı. Özellikle hücum pres anlamında ben beğendim kendisini. İyi bir Beşiktaş izledik. Keyif veren bir Beşiktaş izledik. Şimdi ilerleyen saatlerde geçeceğiz. Galatasaray, Fenerbahçe, onlar birbirlerini yemeye devam ederken aradan belki Beşiktaş bu sezon sıyrılıp da gidebilir. İyi bir başlangıç oldu Beşiktaş adına. Evet, yani bu görüntü net bir hani şampiyonluk mesajı görüntüsüydü bana kalırsa futbol olarak. Hani geçen sene buna yakın bu kadar bir futbol zaten yoktu da yakın bir futbol var mıydı Beşiktaş'ta sezon boyunca? Falan ben hatırlamıyorum. Belki böyle haksızlık ediyoruz ama hani evet, ben hatırlamıyorum böyle bir hani geçen sezonki oyuncuların performansı da yükseldi. Yani dün Jetson Fernandez bence en yüksek seviyesindeki Jetson Fernandez'lerden birisiydi. Yani geçen sezon bunun belki yarısını bile görmemiştik. Dün bence çok çok iyi bir maç çıkardı. Svensson normalde çok beğenilmeyen bir oyuncu. Belki golde de eleştirilecektir. İkinci golde arka direkt onun olduğu bölgeden tabii gol geldi ama genel olarak onun da hücumdaki iştahı, savunmadaki iştahı bence fizik kalitesi çok çok üst düzeydeydi. Onun haricinde Raşitsa'nın hem çalışkanlığı hem hücumdaki verdiği katkı, geriye savunmada da çok iyi işler yaptı. Yani çok çok iyi bir Beşiktaş vardı bence. Şimdi Ali'ye sözü vermeden şunu da söyleyeyim. Ben rakip analizinin de çok iyi yapılmış olduğunu düşünüyorum. Yani Antalyaspor'un zaafları üzerine Beşiktaş'ın çok iyi gittiğini şahsen düşünüyorum. Mesela Samsunspor maçı bambaşka bir futbol. Antalyaspor maçı tabii iç saha, kendi seyircinin tabii ki başka bir futbol olacak ama rakibin de o zaafları üzerine iyi bir oyun planı vardı diye düşünüyorum Beşiktaş için. Ali abi sen neler dersin? Vallahi ben Beşiktaşlılar yatsın kalksın dua etsin diyorum. Çünkü yani sezonun gidişatını etkileyebilecek bir faul vardı Beşiktaş adına. Rafa Silva. Tabii canım, Güray'ın Rafa Silva'ya yaptığı hareket. Yani orada herkes tekrarında görmüştür. Ayağı kırılabilirdi çok rahat bir şekilde ve Beşiktaş için işte bütün sizin söylediğiniz bu övgü dolu sözler yerini mateme bırakabilirdi. Yani öyle bir pozisyondu o gerçekten. O yüzden Beşiktaş şanslı gününde ve biraz da dua etmesi lazım yani. Rafa Silva'ya o pozisyonda bir şey olmadığı için. Hani sadece kemiği değil bileği de o pozisyonda tehlike atlattı Rafa Silva'nın. Allah'tan esnedi de bir şey olmadı oyuncuya. Yani Güray'ın da yani hangi akla hizmet öyle bir pozisyonda öyle bir müdahale yapması. İşte hakem sarı kart verdi, sonra VAR kırmızıya çevirdi ama yani gerçekten Beşiktaş açısından böyle çok ince bir çizgiydi diye düşünüyorum. Çünkü işte Mehmet Sevinç de söyledi az önce, Rafa Silva başka bir boyutta oynuyor. Rafa Silva'nın yani şu an ligde eşi benzeri yok. Topu ayağına aldığı zaman hızlanması ve bitiriciliği acayip bir seviyede. Ve hani Beşiktaş'ta oynadığı tüm maçlarda gol attı değil mi? Evet, 3 maç 3 gol, bir asist. Gol attı. Fakat hani o hareketlilik, Immobile'nin yine hareketli olması, Getson'u senin dediğin gibi kendi o bildiğimiz istediğimiz standartına yaklaşması, Beşiktaş'ta yani ileri uç hareketliliği şu an başka takımlarda da yok ligde. Yani Immobile ve Rafa Silva'nın böyle bir katkı vermesi hayal edilirdi, beklenirdi. O katkıyı gelir gelmez vermeleri de Beşiktaş'ta işlerin değişmesini beraberinde getirdi. Dün tabii
hani ilk iç saha karşılaşması, işte Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenmişsin, yani uçurmuşsun taraftarını. Ardından Samsun'da pek iyi oynamadan ama 2-0 kazanarak geri dönüyorsun. Şimdi bu karşılaşmada tabii her şey hazırdı Beşiktaş taraftarı için. Yani işte stat yenilenmiş, çimler yenilenmiş, kapalı gişe. Ondan sonra rakip uygun bir rakip. Hani Beşiktaş'ın coşkulu olması için ortam hazırdı. Ama geçen sene de Beşiktaş hani heyecanlı olması için, böyle tempolu oynaması için birçok karşılaşma yaşadı iç sahada. Sen diyorsun ya ben hatırlamıyorum diyor. Yoktu zaten. Hani Beşiktaş'ın geçen sene bu tempolara çıkabildi. Özellikle 45 dakika için söylüyorum. Öyle bir karşılaşma yoktu. Ama bunda ben aslan payının direkt olarak hareketli ve fizik olarak iyi gözüken oyuncularla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani buna Raşitsa ve Semih'i de çok rahat bir şekilde ekleyebilirsin hareketlilik anlamında. Getson yine 2-2,5 kişilik falan oynadı. Hı hı. Merkezinde Beşiktaş'ın. Ben Mehmet Sevinç'in aksine Al-Musrati'yi gene beğenmedim. Ben de çok beğenemedim ya bu karşılaşmada. Hele Fernandez'i görünce yani çok fark ediyor hareketlilik. Ben de zaten hücum fres anlamında. Yani oradaki yer tuşu, baskısı. Valla ne diyeyim yani. Bir şey diye kızıyorlar sonra bana Al-Musrati ile ilgili bir şeyler söylediğim zaman. O yüzden de Beşiktaş bu hareketlilikle, bu canlılıkla, bu hızlı yer değiştirmelerle, üstüne bir de kalite ekleyince çok farklı bir noktaya gitti ilk 45 dakikada. Tabii şimdi mesela geçen sene Beşiktaş'ta Immobile'nin attığı ilk golü atabilen ya da onu o şekilde değerlendirebilen oyuncu sayısı da azdı. Yani Immobile ilk topla buluştuğunda yakın direğe vurdu. Top iyi yere gitti, gol oldu. Yani bir anda o hani yediğin golün hemen cevabını kısa sürede verebiliyorsun. Bu kaliteyle alakalı. Yani Rafa Silva işte iki tane pozisyon buldu. Bir tanesinde Semih atabilirdi pası, atmadı. Bencillik yaptı. Orada dikkat ederseniz Semih de ikinci tarafta bencillik yaptı. Evet. Bunu gördünüz mü? Ama Rafa görmedi galiba orada Semih'i. Açıyor çünkü sağına çekti. Hiç içeride Semih'in olduğunu görmedi. Semih sanki daha açısı müsaitti görmeye gibi. Yani. Semih gördü, vermedi zaten. Heh. Yani sen bana nasıl vermezsin diye vermedi Semih. Olabilir. O pozisyonda. Ama işte rövanşı mı aldı? Bence öyle aldı. Yani Semih bence öyle aldı. Çünkü Semih, Semih'in görmemesi mümkün değildi. Şeye katılıyorum, Mert'e katılıyorum. Rafa'nın görmeme ihtimali var. Evet. Görmeme ihtimali var ama Semih'in görmeme ihtimali yani, yoktu. Müsait. Fakat işte o da topu ayağına aldığı zaman son vuruşları olsun, bir de pas bağlantısına katılması, zaman zaman oyunu açması, terse dönerek oyunu açması, yani hepsi çok üst düzeydeydi. Beşiktaş'ta bu kalite eksikti açıkçası. Ama genel anlamıyla takım savunmasının da hala ciddi sinyaller verdiğini de unutmamak gerekiyor Beşiktaş'ta. İşte Samsun Spor pozisyonlar buldu, gol atamadı. Antalya Spor 2 gol birden çıkardı dünkü karşılaşmada bir iç saha mücadelesinde. Beşiktaş 2 gol yedi. Emirhan'ı beğendim. Emirhan da maç sonunda uzun süredir sol bek oynamıyordum dedi. Ama o da fizik olarak çok canlı ve hazır gözüktü. Fizik olarak tabii öyle olduğu sürece Emirhan da Beşiktaş'ta iş yapacak şeyi verdi açıkçası, o sinyali verdi. 2 tane gol attı. Evet ya, biraz şanslı olsa yani maçtan sol bek olarak ilk 2 golle çıkacaktı. Bir sol bek olarak oralarda olması ayrıca değerli. Yani bir sol bek normalde bırak 2 tane gol atmayı, 2 tane pozisyona giremez. Ama 2 tane golü atacak mevki, daha doğrusu pozisyonlarda kendini konumlamayı başardı. İlk golü ben de anlamadım neden iptal ettiklerini. Orada Kolin'in faulü var diyorlar ama hani, başka bir şey yok orada. Offside bir şey. Yok. Bir şey yok değil yok, mi? Yok. Faul var diyorlar ama biraz ucuz bir karar oldu. Dolayısıyla Beşiktaş açısından çok çok iyi oynanmış bir 45 dakika vardı. Çok başarılı bir 45 dakika vardı. İkinci yarı sezon başı olduğu için temponun biraz düşmesi normal. 2-2'den sonra hemen cevap vermesi. Ondan sonra rakip 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş'ın bir ara ritminin bozulduğunu gördük maçın sonuna doğru. Ama 4. golde gelince Beşiktaş adına çok keyifli, çok güzel bir akşam oldu. Yalnız Van Bronckhorst ilginçtir. Mesela maç bir farklı gidiyor. Çok bıçak sırtı. Hani Antalya her an gol bulabilir. Mesela önce Immobile'yi yine çıkardı bir önceki maçta olduğu gibi. Rafa Silva'yı yine çıkardı. Mesela bunlar hani maç oldu ya 3-3'e gelse çok eleştirilebilecek tercihler ama Van Bronckhorst'un da belli ki o konuda hiçbir şeyi yok. Çekincesi yok yani. O an bunun doğru olduğunu düşünüyor. Immobile'nin herhalde biraz yorulduğunu düşünüyor. Yerine hemen
kimi aldı dün? Mustafa'yı mı aldı? 83'te işte. Rafa Silva'yı 88'de çıkardı. Muçi'yi sahaya sürdü. Yani normalde bunlar hani çok alışıldık değişikler değil bence. Hele ki bu kadar yakın giden karşılaşmalarda. Şimdi maç sonu üçlü çektirdi Van Bronckhorst. Çok iyi bir futbol. Ama senin dediğin olsaydı, bu değişikliklerden sonra bir puan kaybı olsaydı, ki iki farkı 90'da yakaladı Beşiktaş, o zaman çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Yani bu kadar iyi futbol, üstüne maç 3-3 bitse, yani değişiklik, yani her şey değişecekti. Konuştuğumuz her şey değişecekti ve bütün ibre Van Bronckhorst'a dönecekti. 83'te almış ya Immobile'yi. Evet. 83 söyledim de 88'de Rafa Silva'yı almış. Evet. Normalde bunu yapar mı bir teknik direktör? En iyi iki oyuncusunu maç bir farklı giderken ben sahada tutacağını düşünüyorum. Ama Van Bronckhorst farklı yani bu konuda. Icardi'yi almaz mesela. Yani ağırlıklı olarak tamamen bence fiziksel durumla alakalı. Öyle düşünüyor. Evet, evet, ben de farklı düşünüyorum. Çünkü mesela senin de çok tercih edeceğin bir şey değil. Yani bu yıllardır seninle program yapıyoruz. Hani farklı birken iki yıldızını birden çıkarmak tabii. Çok hani yapılan bir şey değil. Çok eleştirilebilecek de bir şey ama. De mesela kötü de oynadıkları bir maçtı da değil. Çok iyi. Yani ikisi de çok iyi. İkisi de çok iyi. O yüzden hani 90 dakikayı normalde tutarsın. Değişikliklerden tabii Enduro'yu ilk kez Beşiktaş formasıyla gördük. O da aslında yine bir klasik bir değişikliği olmaya başladı Van Bronckhorst. İlk hamleyi Semih'e yapıyor. Semih'i çıkarıyor. Bir merkez oyuncusu alıp Rafa Silva'yı sola atıp Jetson'u 10 numaraya kaydırıyor. Net. Bunu 3 maçın 3'ünde de yaptı diye düşünüyorum. Eğer geçen hafta yaptı. Geçen hafta yaptı. Galatasaray maçında da yanılmıyorsam yaptı. Bu neyi sağlıyor? Orta saha dinamizmini koruyor. Evet, orta saha. Dakikalar ilerledikçe de ya yorulmuyor oyuncu. Dolayısıyla orayı yenilemiş oluyor, tazelemiş oluyor. Orta sahada tek kişi oynadığı için. Tabii. Orada Getson tek başına oynadığı için. Evet. Almusrati ile beraber bir buçuk oyuncu yapmaya çalışıyor oraya yani. Normalde tabii Onana'yı alıyordu. Bu sefer Enduro aldığını gördük. Enduro da tabii son golde yaptığı asistle dikkat çekti ama onun haricinde oyun içinde de hareketli, ayağına hakim, fizik zaten maşallah var, bir 90. O da iyi bir sinyal verdi bence ilk karşılaşmasında. Yani dün Beşiktaş adına bilmiyorum kötü konuşabileceğimiz Almusrati'yi bir kenara bırakırsak, hani yeni transferinden asist katkısı aldı. Muçi küsmüş gibi gözüküyordu. Golünü attı oyuna girip. Mustafa bir pozisyona girdi. Yine offside'da olsa o da hareketli olurdu. Kalktı mı orada? Kalktı sanki. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Böyle direğin dibinden giden pozisyon. Benim aklımda offside'de kalmış. Masuaku'nun zaten son gün kadroda olup olmayacağı galiba belli oldu. Özel bir sebepten dolayı. Eşi doğum yapmış. Öyle mi? Ben ondan öyle okudum. O yüzden izin almış. O ondan da girdi. Sonra geldi. Girer girmez de kartını da gördü. Topa değmeden kart gördü. Evet. Hatta önümde ki bilgide önce kart gördüğü yazıyor, sonra oyuna girdi yazıyor. O derece girer girmez kartı gördü Masuaku. Gerçekten iyi bir karşılaşmaydı Beşiktaş adına ama ben bilmiyorum hangisinden en çok etkilendim. Jetson mu, Rafa Silva mı? Çok emin olamıyorum. Rafa'dan inanılmaz etkilendim. Es mi geçtin? Ya Immobile'nin vuruşu tabii çok iyi. Ondan da çok etkilendim. Şimdi kime İkinci golde de Semih'e pası yine ilk pası Immobile veriyor. Immobile veriyor. Ve sonra hareketleniyor. Tabii, tabii. O çok etkilendim bak. Yani bir santrforda şu anda orta sahada topla buluşup sonrasında o koşuya devam etmesi bence müthiş bir özellik. Aynısını Fenerbahçe maçında En-Nesyri yaptı. Attığı golü bir belki hatırlarsanız sağ tarafta çizgide topla buluştu. Ortaya çevirdi. Koşmaya devam etti ve topla buluşup golü attı. Bu bence müthiş bir özellik. Buradan da bir kıyas daha yapayım. Icardi de evet şu anda daha fazla pas bağlantısında yer alıyor ama ileri hareketlenme konusunda bence bu iki isme göre fizik olarak çok daha geride. Immobile ve En-Nesyri bu anlamda çok daha beğendim. Sadece bu haftaki performansa bakınca Icardi de geliştirebilir tabii ki fizik kalitesini ama Rafa'nın geliştirmeyecek gibi düşünüyorum ben. Yani bana yetiyor bu diyor. O da büyük ihtimal tartışılacak bir konu. Katılıyorum, çok itiraz etmiyorum ama işte daha hareketlisi, daha ne bileyim. Ya Paris Saint-Germain'den geldiği fizikle son iki yıldır Galatasaray'daki fizik durumu arasında dağlar kadar fark var. İşte, onu zaten kendi söyledi ya. Bana yetiyor bu diyor. Yok, yetiyor mu, yine çok güzel bir asist yaptı. Hani hareket yürüyerek gol kralı oldum dedi yani. Aha. O anlamış şeyi, durumu. Yani bundan sonra fazlasını beklemek zor ondan. Ama rekabet işte şimdi. Batu Şahal geldi. 1-2 En-Nesyri Immobile sezona bence bu anlamda çok iyi giriş yaptılar. Icardi'den de beklenti bence daha da artar bu performansları. Özellikle Galatasaray'ın artar gördükten sonra. Hareketli olabilirse bambaşka bir seviyeye çıkar zaten de. Bakalım. Bakalım olacak mı? Ya da 32 saat
saatlerimiz. Araya gidelim. Aradan sonra da hem mesajlarınıza bakarız maçla ilgili hem Beşiktaş'ı konuşmaya devam ederiz. Ben gerçekten hani çok konuşmak istiyorum Beşiktaş'ı. Bugün dün bilmiyorum benim kadar etkilen olmadı galiba. Ben biraz fazla yükseldim gibi. Sen böyle zaman zaman. Oluyor mu lan? Arada geliyorlar zaman mı? Zaman zaman oluyor böyle şey. Sen bir futbol romantiğisin. Evet. Öyleyim. Romantiğim kesin ama dünkü oyun bilmiyorum beklentimi çok düşük. Diğer maçları görünce mi Beşiktaş Premier Lig takımı gibi geldi? Dün beni etkiledi. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. ...7.40 saatlerimiz Beşiktaş Antalya Spor maçını konuşuyoruz. Bu bölüme birkaç mesajla başlayalım. Mustafa Demirkaya Immobile çok hazır gelmiş diyor. Golü iyi kokluyor, enteresandır. Bizim maçta 23. saniyede dün de topta ilk buluşmasında golünü attı. Bunu değerlendiren çok yoktur diye düşünüyorum. Kendini iyi konsantre ediyor. Tam bir profesyonel demiş. İstatistik şu, 4 isabetli şut Immobile geldiğinden beri 4 gol. Yani kaleyi bulduğu noktada golü atıyor Ciro Immobile. Çok hazır demek herhalde çok yanlış olmaz bu konuda. Çok iyi bitirici. Zaten biliyorduk İtalya Serie'deki gol kıraktan ama Süper Lig'i de öyle pek hafif almış gözükmüyor. Gayet ciddi, profesyonel, fizik olarak iyi durumda. Saf kan golcü. Evet, müthiş bir son vuruş yeteneği var. Golcülüğü ile birlikte oyun içindeki verimi de mesela ilk gol aslında bir anlamda Immobile'nin pas hatasından yedi Beşiktaş. Beşiktaş santrayı yaptı. Immobile geriye geldi. İşte sola aktarayım derken topu Jetson'a çarptı. İşte Antalya oyuncunun önünde kalıp iki pasta golü attı mesela. Aslında hani yazsam belki Immobile yazarsın ama bence o bile iyi bir özellik. Yani geriye gelip oyunu açması, Immobile bunu çok sık yapıyor. Bence şu an her alanda çok verimli bir Immobile görüyoruz. Bazı santraforlar eğer topla buluşturamazsan 90 dakika içerisinde oyunda kayboluyorlar. Var mı yok mu anlamıyorsun. Immobile için öyle bir şey söz konusu değil. Yani Immobile gol atamadığı karşılaşmalarda da topla aksiyona giriyor. Bu bir kere önemli bir özellik. Mesela geçen maç, Samsun maçı, o Rafa'nın golünden önceki orta sahada duvar olması Semih'e. Aynen. Bunları yapacak. Bir de bunu yaptığı zaman 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 merkezde de bir kişi fazla oluyorsunuz ki şunu da eklemek gerekiyor belki. Genelde tek de oynamaya çalışan bir oyuncu. Sen şimdi hata yaptı diyorsun pasta. O tek pasta oynadı. Tek oynamaya tabii çalışıyor. Tek oyunu hızlandırmak demek. Bir de o tek pası verdikten sonra hareketliliğe devam etmesi ki onun gibi hareketli olan başka oyuncular da var. Beşiktaş'a bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla Immobile'nin gol atamadığı maçlar tabii ki olacak ama böyle tamamen kaybolduğu, ya bu adam nerede? Hani bazen şöyle denir ya, işte tamam santrafor kötüydü ama takım da onu hiç topla buluşturamadı. Takımın da işte santrafor topla buluşturması lazım. Tabii ki öyle. Ama işte biraz oyuncu profiliyle alakalı. Bazı santraforlar mutlak surette beslenmeli. Bazıları da Immobile gibi hani topla buluşmayı sürekli olarak arayan, onu kovalayan bir yapıda. Bu avantaj. Bence ama tekrar söylüyorum, en önemli avantajlardan bir tanesi zaman zaman, her zaman değil ama merkeze kaydığında bir kişi fazla olmanız orada ve hızlı oynamaya çalışması. Bir dinleyicimiz Karahan, Galatasaray taraftarıyım demiş. Dünkü Beşiktaş maçı geçen seneki Fenerbahçe'nin iç saha maçlarını anımsattı. Baskılı futbol, oyun işler çok benziyor. Oyuncu değişikliği tarzları da aynı. Onlar sonunu getiremedi. Sizce Beşiktaş getirebilir mi diye bir soru sormuş. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'den örnek vermesi bana manidar geldi. Galatasaray'da bunu görmemiş demek ki. Evet, görmemiş demek. Galatasaray'ın çünkü oyunu stabil bir oyun. Daha yavaş bir oyun. Ya Beşiktaş bunu bence devam ettirecek gibi. Çünkü o fizik güce sahip Beşiktaş, öyle görüyorum. Çok hareketli bir takım. Rafa Silva, Immobile, yani Raşit'si zaten biliyoruz. İşte Semih, Getson. Bunlar hep hareketli futbolcular. Ben Beşiktaş'ın özellikle iç sahada, yani derbiler dahil, buna yakın futbol oynayacağını, buna benzer futbol oynayacağını düşünüyorum. Deplasmanlarda rakip analizine göre bence daha farklı oyunlar olabilir. Ama iç sahada Beşiktaş bu oyunu hep oynamaya çalışacak. Burada akıllara, yani benim aklıma gelen ilk soru birçok taraftan da gelecektir. Bu as oyunculara bir şey olduğu noktada, ceza, sakat, bu oyun çok geri gider mi acaba? Yani Rafa olmadığında Muçi ile biz benzer oyunu oynar mıyız? Immobile olmadığında işte Muleka ile ya da Mustafa ile, artık Muleka'yı da dün kalmasını istediğini galiba söylemiş Feyyaz Uçar. Evet. Nasıl bir oyuna döner Beşiktaş acaba?
orada gider, bir soru işareti. Tamamen geriye gider. Çünkü şu an farkı yaratan Rafa Silva ile Immobile ve onların kalitesi. O yüzden de hani Beşiktaş açısından şimdi Süper Kupa maçında bir anda vites arttıran 5 farka giden bir takım. Samsun Spor önünde 2 tane böyle parlama anıyla maçı kazanan bir takım. Ama oyun olarak bir soru işareti vardı. Bu karşılaşmada iyi oyun ve skor geldi. Ama genel olarak Beşiktaş'la alakalı yapılan tespitte bence hala aynı. Yani bu takıma iyi bir 2 tane daha takviye gerekiyor. Mesela dünkü maça baktığında ben Sercan Dikmen'in bir yorumunu gördüm. Mesela bazı bölgelere kesin transfer gözüktü dedi bu karşılaşmada. Mesela hangi bölge? Mesela ben Svensson'u dün çok beğendim. Mesela Svensson'u gördüğümde ben sağ beke bir transfer lazım demedim. Ama hani Colin'in yerine bir transfere de dün itiraz etmem. Evet. Hani orada bir hemfikir olabilirim ama mesela sizin gözünüzde şu bölgeye dünkü oyunu görünce transfer lazım. Hangi bölgeye dediniz mesela? Kadro derinliği. Yani kadro derini ilk 11 açısından evet Raşit Say'la da oynayabilirsin. Ama oraya mesela Rafa Immobile sınıfında bir oyuncu geldiğini düşün. Nasıl farklılaşır bir anda Beşiktaş? Sen Semih'i tutup oyunu, Raşit Say'ı mı kesiyorsun Beşiktaş'ta? Mesela olabilir. Hani Semih'in oynadığı bölgeyi de alabilirsin. Bir tane oyuncu. Onu daha önceden de konuştuk seninle. Yani oraya da Solon'a da çok iyi bir oyuncu alıp Semih'i de Immobile'nin arkasında gibi düşünebilirsin. Bu da olabilir. Tabii orada hangi fırsat gelecek, hangi oyuncu ikna edeceksin, o kadar bütçen var mı, o şu bunlar hep devreye giriyor. Fakat şimdi dinleyicimiz sormuş ya Beşiktaş bunu devam ettirebilir mi? Bir kere daha çok erken, daha sezonun çok başındayız. Beşiktaş daha da iyi olabilir, takım olarak daha iyi olabilir, onu unutmayalım, o bir opsiyon. Ama sezon çok uzun olduğu için, sezon çok yorucu olduğu için Beşiktaş'ın kadro derinliğinin de yani rotasyonunun da belli bir kaliteye ulaşması gerekiyor. Yani bugün şimdi Beşiktaş'ta Masuaku işte senle geçenlerde yine konuştuğumuz gibi gelecek hafta olacak mı olmayacak mı diye soruyorsun. Bak bu hafta bir şey çıkıyor gene yok mesela. Onun yerine adam kendi söylüyor uzun süredir sol bek oynamamıştım diyor Emirhan. Şimdi stoperi mi sol bek yapacaksın Osterwolde tarzı olabilir. Emirhan kötü oynamadı. Ama Emirhan bu kadar iyi de oynamayabilir yarın öbür gün. Yani senin sol bek konun bir şey soru işareti. Sağ bek Svensson beğendim ben de beğendim. Hiç itirazım yok ama Svensson'un arkası Onur. Dün yedekteydi. Evet. Yani sol işte bunlar bek. Hep Beşiktaş'ta soru işareti. Daha önceden de söyledim yani zaten Onur'u gönderemezsin. Gönderirsen Svensson'u göndereceksin. Beşiktaş'ta daha iyi bir bek alırsan Simonson'un oraya yapman lazım. İki yabancıyla olmayacak orası. Mümkün değil. Sol bekte yine sol bekin yedeği olarak bir oyuncu almayacaksın. Sol beke Masuaku'yu göndererek bir oyuncu alman lazım. Bunlar da kolay problemler değil. Beşiktaş'ta çözülmesi gereken ama ben olsam bir kere kesinlikle hücum hattına Rafa ve Immobile sınıfında bir oyuncu daha getirmeye çok uğraşırım. Rafa Immobile sınıfı yani evet. Tecrübeli genç potansiyeliden ziyade evet, mesela kaliteli, Chelsea'den aynen, kaliteli, Angelo yerine kaliteli orada etki yaratacak bir oyuncuyu getirmek isterim. Öyle bir oyuncu kaldı mı acaba transfer piyasasında? Chelsea'den bayağı bir futbolcu çıkar. Çıkar ama Ali abi profiline mesela Sterling olur mu sana? Sterling bu hafta sonu maç kadrosu alınmamış. Teknik evet, taktik evet. Sebepten dolayı belli ki gönderecek. Sterling boşta çıkacak gibi görünüyor. Mesela olur Sterling mu? Sterling deme bana ya onunla da sevmediğini ilgili. Biliyorum da ama şimdi bana o zaman başka bir oyuncu söyleseydin. Herkesi söyle Sterling'i söyleme. Amsati'ye belki biraz rahat bırakırsın ne? Da Sterling'le birlikte Sterling'le uğraşmaktan. Yani Sterling de çok üst düzey bir kalite yani Süper Lig için konuşursam. Çok iyi. Yani çok çok farklı bir nokta. Mourinho istiyor deniyordu. Hatta sen Maximen önce ilk doğru, hatırlarsın belki doğru, doğru, Sterling doğru. ismi çıktı. Söyleniyordu yani Sterling de buranın tozunu atar da benim tarz olarak çok beğendiğim bir isim değil. Sen Di Maria tarzına daha mı yani profil olarak böyle oyun evet, olarak daha dengeli. Toplu arası iyi olan oyuncular tercihimizdir. Bu arada dün Chelsea City maçını da izledim. Hangi maç daha iyiydi Beşiktaş? Antalyaspor maçı mı Chelsea Manchester City maçının temposu çok düşüktü. Düşük müydü? Düşük tempoda oynandı. Fakat hani Chelsea 2-0 kaybetti. Pek de bir şey yapamadı. Yalnız öyle bir kadro var ki ellerinde. Biraz oyuncu istikrarı ve oyun istikrarı yakalayabilirlerse Chelsea de çok iyi takım olabilir. Yani ya 40 oyuncuyla antrenman yapıyorlar ya. Abi öyle. Mesela sağ bekleri Fransa milli takımının sağ beki. Sol bekleri İspanya milli takımının sol beki. Yani öyle başlıyor mesela kadro. Haaland rövanşı aldı ama. Aldı. Öyle Kurem öyle yani. Gidiyor ileri doğru kadro. Orta saha i̇şte çok iyi. Pedro Neto'yu sonradan oyuna soktu.
işte Fofana'sı, Fransız Colville'i bakıyorsun böyle. Yani kadro tek tek düşündüğün zaman acayip bir kadro. Ama tabii biraz işte pratiğe, özgüvene, ona buna ihtiyaçları var. Ama Sterling'le alakalı olarak da Maresca dedi ki bu teknik bir karar dedi. Başka bir şey değil dedi. Ama bir fırsat işte bizim takımlar düşünürse eğer. Böyle yani işte çok oyuncu Sterling çıkacak. Yani Chelsea'den ayrılırım dediği anda Premier Lig'de mi kalır? Tabii gene birçok takım. Birkaç takım Premier Lig'den ister onu. Ya öyle ama bilmiyorum. Rafa Silva'nın geldiği noktada ben her transferin olabileceğini olabilir, düşünüyorum. Ben de öyle Rafa'yı düşünüyorum. Bu halde, bu form grafiğinde Türkiye Beşiktaş'a, hele ki Beşiktaş'ın geçen sezonu da düşünürsek, getirebilmek ve olağanüstü iş. Rafa'yı getiren bence Sterling'i de artık kim istiyorsa da getirebilir. Çünkü gerçekten Rafa Silva bilmiyorum az önce yarıda kaldı. Bütçesi ben, var mı Beşiktaş'ın? Ya daha doğrusu harcama limiti var mı diye sorayım. Bütçe bulunur Hasan da. Arat, onu şeffaf paylaşmıyorlar ama. Dur demedikçe şey Hüseyin Yücel mi? Hüseyin Yücel devam edecek dedi dün Feyyaz Uçar. Hı hı. Transferlerle alakalı olarak. Fakat Beşiktaş'ın anladığım kadarıyla göndermeye çalıştığı oyuncularla alakalı problemi var. Dün Feyyaz Uçar ondan bahsetti. Yani oyuncular gitmediği sürece transfer olmayacak gibi. Hı hı. Tabii onların da transfer döneminin kapanmaya yaklaşmasıyla beraber masada kuvvetli olduğunu anlıyoruz. Yani sen takımı iyice köşeye sıkıştırmış oluyorsun. Çünkü takım transfer yapacaksa senin kalman takıma çok büyük bir dezavantaj getiriyor. O yüzden de Feyyaz Uçar dün mesajı verdi. Hani Beşiktaş çok seviyorlar. İronik olarak söylüyor tabii onu. Ayrılmak istemiyorlar ki ayrılmak istemiyorlar diyor. Tabii işin tamamen ekonomik olduğunu görüyoruz. Hafta sonunda Galatasaray'la alakalı olarak da Sergio Oliveira çıktı. 2,5 milyon euro civarında bir rakam alıyor. Galatasaray'a 1 milyon euro vermiş. O da demiş ki hayır. Evet der mi zaten? Der mi yani bunu? 2 kere 2, 4. Bunlar bilinen şeyler. Takımların en büyük zorluğu o. Eğer Beşiktaş da bu tarz oyuncuları gönderebilirse, başta Abubakar olmak üzere, işte bir kısmından, hatta hafta sonunda haber vardı. Hasan Arat yönetimi 22 oyuncuyu göndermiş. 2 takım göndermiş. Tabii orada gençleri falan da eklemişler. Liste 22 kişiye çıksın diye de. Geçen sezondan itibaren. Evet evet. Yani devresine itibaren. Bu şeyde işte 22 oyuncu gidiyor Beşiktaş'ta. 2 tane takım gönderiyorsun aslında. Zaten evet. Oraya 4 tane oyuncu eklesen bu sene takım yaparsın. 26 oyuncuyla birlikte. O zorluğu aşabilirse Beşiktaş transfer yapacak gibi. Ama zaten onların da beklentisi, hatta Fenerbahçe ve Galatasaray için de söyleyebiliriz belki. Şu Avrupa'daki transfer dönemi bitsin, ondan sonra bir bakalım ne görüyoruz, ne yapabiliyoruz diye. Oraya kendini atmaya çalışıyorlar gibi. Orada, bu hafta mı bitiyor İngiltere'de? Kusura bakma sözünü kestim de. Ay sonu bitiyordur İngiltere'de. Ay sonu bitecek. Ay sonu hani 31'i civarı bitse, onun tam tarihine bakayım. 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece de UEFA listeler verilecek. Yani o aradaki, benim tahminim tabii bu, 3-4 günlük zaman diliminde şey sağlam transferler yapılabilir takımlar tarafından. İngiltere'ye de şimdi bir taraftan kontrol etmek istiyorum. Mesela Almanya, Fransa, İtalya 30 Ağustos'ta bitiyor. İngiltere'de 30 Ağustos. 30 Ağustos. 30 Ağustos. Gözüken 11 gün var. Evet, 11 günü var. Oradan 3 Eylül'e kadar da işte 30'da, 31'i, 32 yok. 1, 2, 3. 32 olsa iyi olur. Neden yok? 32 neden yok? Şimdi girmeyelim derin tartışmalara. 4 günü var takımların arada. Yani orada bir sürü transfer göreceğiz gibi geliyor bana. Anadolu takımları için öyle bir şey de yok. Acele de yok. Avrupa listesine verme gibi. Onlar transfer döneminin sonuna kadar kullanabilirler. Şimdi Beşiktaş'la ilgili Al-Musati ile ilgili iki farklı mesaj gelmiş. Selim Taş şöyle demiş: Al-Musati konusunda size pek katılmıyorum demiş. Yanında pasör bir oyuncu olduğunda performansı daha da artıyor. Endur girince etkisi, bunu gördük demiş. Jetson pas oyununda eksik kalıyor demiş. Böyle bir tespit. Helal be. Beni destekleyen biri çıktı. Jetson olmasa Al-Musati çoktan daha geniş kitleler tarafından tartışılıyordu. Yani evet, Jetson'dan dolayı kötü gözükmek değil. Bence Jetson sayesinde kredisi artıyor. Ben de katılıyorum sana. Ben de biraz Ali abi tarafındayım bu konuda. Jetson 1,5-2 kişilik oynuyor ya. Dün inanılmazdı. Underrated değil midir ya Jetson Türkiye Ligi'nde? Herkes Torreira'yı, Fred'i konuşurken. Ama ben öyle düşünüyorum. Şöyle, Jetson mesela geçen sene yoktu ortada. Bu sene evet, bu sene. Yani geçen sene yoktu. Ama takım olarak yoktu Beşiktaş. Öyle, ama mesela Torreira pek öyle olmuyor. Yani Torreira'nın Galatasaray'da kötü oynadığı maç sayısı
Beşiktaş maçı. Beş yoktur. Getson'un var. Yani Getson'un hiç Getson gibi olmadığı çok maç var. Ama Torreira'nın Torreira gibi olmadığı gibi maç çok az yani. Ben 5 tane sayamam mesela. 2-3 tane sayarsın Getson'un. Torreira'nın öyle. Aradaki bence en büyük fark o. Yani Getson takım iyi olduğu zaman uçabiliyor. Ama takım kötü olduğu zaman o da çok sıradanlaşıyor. En büyük dezavantajı o bence. Dün ne hissettirdi bana biliyor musunuz Jetson Fernandez'i böyle görünce? Yani Okan Buruk'un aradığı 8 numara bence Jetson Fernandez'di. Yani zaten öyleydi. Verelim Galatasaray'a 40 milyon euroya. Yani 20'si Benfica'ya gidecek. Zaten o yüzden 40 dedim. Saray'a 18-19 veren Jetson da 40 veren. Saray'da 60 dakika oynadı, konuşuruz şimdi. Mesela orada konuşuruz işte. Saray'ı da gördüm. Jetson da dün görünce yani Okan Buruk'un isteği bence Saray gibi bir orta saha profili gelmiyor şimdi bana. Şimdi Burak Elmas'ı hatırlayacak Galatasaray taraftarı. Evet, o almamıştı. Kim almıştı orta sahaya? Jetson Fernandez yerine. Onu almamıştı. Çok yavaş bir 6 numara mı almıştı? 8 numara hatırlıyor musunuz? Pulgar mı yoksa? Ha, Pulgar. Pulgar o almıştı muydu galiba. Sonra bir daha maliyetli çıktı biliyorsun. Şey, tazminat mı? Tabii. Yani onlar olur. Üstüne onlar ödendi yani Pulgar'a. Neyse, iyi yaptı. Transferler de var Burak Elmas'ın ama Jetson şimdilik biraz tartışma konusu. Geçen sezon baksan ama iyi ki almamış da dedirtebilirdi. Burak İşte Getson öyle. Getson şu an takım iyi. Getson da 5. 6. vitese çıktı. Takımla beraber yükseliyor. Biraz öyle. Mesela ya, Galatasaray'da Torreira ile beraber yükselebilirdi. Bence bayağı iyi olabilirmiş. Uçabilirdi. Bence müthiş bir ikili olabilirmiş. Araya gidelim. Aradan sonra artık Beşiktaş-Antalya Spor maçını bitiriyoruz. Göztepe-Fenerbahçe maçına geçiş yapalım. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 8.01 saatlerimiz Göztepe-Fenerbahçe maçına geçiş yaptık. Cumartesi akşamının mücadelesiydi Göztepe-Fenerbahçe ve toplamda 4 gole sahne oldu. Sağ içinde tabii çok şeyi konuşacağız. Tabii ki sağ dışında yaşananları da konuşacağız ama biz önce sağ içinde kalalım, maçı konuşalım. Ardından oraya geçiş yaparız. Şimdi sağ içine dönersek karşılaşmada Fenerbahçe'de Mourinho yine demek lazım herhalde beklenmeyeni yaptı karşılaşmada. Dzeko ile En-Nesyri aynı anda başlangıç planı olarak sahaya sürdü. Savunmada Bekao'yu ilk kez bu sezon forma giyerken gördük. Ferdi transfer ihtimaline rağmen götürüldü ama ilk 11 çıkmadı Osterwold'e. Değişik bir kadro. Ben böyle tam düzeni de anlamış değilim. Böyle En-Nesyri biraz daha... Ben de sana soracaktım. 4-4-2 mi oynadı? 4-1-3-2 mi oynadı? Fenerbahçe nasıl oynadı diye. Yani, ben de anlamadım çünkü. Geçen kim söyledi burada? Aykut Aydın mı söyledi? Bazen şeylere çok takılıyoruz dedi. İşte 8 numara, 10 numara. Bazen bu dizilişlere de mi acaba takılıyoruz, çok takılıyoruz evet diye düşündüm. Ya burada öyle net bir diziliş ben hissedemedim açıkçası. Yani En-Nesyri sağa yakın oynadı ama tam bir kanat gibi miydi? Değil. Daha çok half space'de oynadı gibi düşünüyorum ilk yarı boyunca. Tadiç biraz daha merkeze yakın oynadı. İsmail ile Szymański sanki yan yana oynadılar. Maximen genelde tabii sola yakın. Dzeko da ileri uçtu ama çok gezen bir görüntüdeydi. Yani farklı bir düzen. Farklı oyuncularla 4-2-3-1 diyorsun. Gibi. Evet. Biraz daha 4-2-3-1'e yakın bir düzen gördük. Mourinho da bu düzenin uygun olduğunu düşünmüş elindeki kadroya baktığımda ama tabii çok riskli bir tercih. Yani buradan puan kaybettiğinde çok eleştiri alırdın ki günün sonunda aslında puanı da kaybetti Fenerbahçe. Ve Mourinho da belki bu ilk 11'le değil ama daha çok ikinci yarı yapıp yapmadıklarıyla eleştirildi. Çünkü bu kadroya rağmen hatta iyi başlanmamasına rağmen Fenerbahçe ilk yarı biterken iki farklı üstünlüğü de bulmayı başardı. İlk yarı öyle ben Fenerbahçe'nin etkinliğini pek hatırlamıyorum. Ancak böyle 43-44'ten sonra Osayno kaçırdığı pozisyonla başlayan bir Fenerbahçe hücumları silsilesi gördük. Oradan bir penaltıyla gol çıktı. %100 Tadiç kaçırdı. Bir de En-Nesyri attı. Ama o bölüme kadar sanki biraz hücumda ve savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe vardı. Ne dersiniz? Şimdi ben kadroyu gördüğümde açıkçası çok şaşırdım. Çünkü Göztepe Türkiye'de
gidebileceğiniz en zorlu deplasmanlardan biri. Yani deplasman gibi deplasmana gidiyorsun. Burada 5 hücumcuyla sahaya çıktı. Yani ben burada kadronun çok yanlış olduğunu maç öncesinde şahsen düşündüm. Jose Mourinho'nun gösterdiği çok iyi analiz edemediğini şahsen düşündüm. Hem deplasman ortamını çok iyi analiz edememiş hem de Göztepe takımını iyi analiz edememiş. Ki zaten maç içinde de bunu gördük. Orta sahada çok eksik kaldı Fenerbahçe. Göztepe çok rahat geçti Fenerbahçe orta sahasını. Ya ilk yarı 2-0 bitti ama oyunun karşılığı mıydı dersen bence değildi. İkinci yarıya baktığımızda yani 2-0'da bile ben bu maç 2-2'ye gidebilir düşüncesindeydim her zaman. İkinci yarıya baktığımızda 2-2'ye gitti zaten maç. Burada Jose Mourinho'nun ben ilk 11 tercihinin çok açıkçası yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani sanki iç sahada Türkiye Kupası'nda alt lig takımıyla oynar gibi bir kadroyla Fenerbahçe haldır huldur hücum edeceğim ben bugün dercesine sahaya bir kadro sürmüştü. Öyle bir oyun anlayışı belki düşünmüş olabilir ama bunu uygulamak Göztepe deplasmanında çok zor. Uygulayamadı da zaten Fenerbahçe. Bu da puan kaybını getirdi. Ben buradaki puan kaybını birinci neden olarak Jose Mourinho'ya açıkçası yazabilirim. Yani sonraki bireysel performanslara işte baktığımızda işte En-Nesyri'yi ben aslında beğendim. Özellikle kafa vuruşlarını çok beğendiğim bir futbolcu. Top hakimiyetini çok beğenirim ve orada da ilk golünü de kafayla attı En-Nesyri. Yani futbolcular mesela Szymański çok özverili oynayan, ileri geri giden, koşan, mücadele eden bir oyuncu ama orada olmadığını daha önceki maçlarda da gördük. Yani İsmail'in yanında Szymański olmuyor. Orada Fenerbahçe ya farklı oyunculara yönelebilirdi. Tercih etmedi. Nedenini bilmiyoruz tabii ki. Bakalım yani bu puan kaybı çok fazla Jose Mourinho üzerinden konuşulmayacak. Saha dışı olaylarla da konuşulacağı için Jose Mourinho burada biraz sıyrılacak gibi geliyor bana. Ben neredeyse Mehmet Sevinç'in tam tersini düşünüyorum. Aa, siz de daha evet. Üçüncü programdan her şeyde farklı farklı. Şimdi herkes tabii kendi gördüğüyle alakalı konuşuyor. Bu da son derece normal. O yüzden getirdik zaten Mehmet Sevinç'i. Şimdi Mehmet Sevinç bir şey söylüyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Böylece Radyo Spor'da her şey söylenmiş olacak. İşte bu. Olay yani budur. Bütün yorumlar karşılaşmayla ilgili yapılmış olacak. Şimdi Göztepe çok geride sağlam duran bir takım. Beşli savunmayla oynuyorlar. Ve direkt olarak geçiş hücumu kovalayan, direkt hücum arayan bir takım Göztepe. Öyle olunca da Mehmet Sevinç'in tam aksine hani ben bu kadar hücumcuyla çıkmasını Göztepe'nin oyun anlayışını bilmesine bağlıyorum Mourinho'nun. Yani bu oyuncularla oynayıp Göztepe kilidini ben nasıl aşabilirim? Bu şekilde aşabilirim diye düşünüp böyle bir tercih yaptığını düşünmekteyim ben. Diziliş olarak da sanki 4-3-3 gibi, hatta 4-1-4-1 gibi biraz daha şey gibi oluyor bana. Daha yakın geldi bana açıkçası. Yani El-Nesri'yi sağ önde oynattı. Maksimen'i sol önde oynattı. Sanki Tadiç sağ iç, Szymański sol iç gibi gibi geldi bana. Orada işte, da her şeyi söyledik yani. Sen bir aynen. Farklı söyledin. Yani ben öyle düşündüm. Hani 4-1-4-1 gibi de düzebilirsin. İşte 4-3-3 gibi de dizebilirsin. Zaten oraya Aykut'un dediği doğru. Ben de 3 aşağı 5 yukarı biliyorsun. Ben de öyle düşünüyorum. Yani çok fazla oraylara takılmamak lazım ama orada enteresan olan nokta yani Tadiç maşallah göçebe hayatı yaşıyor adam Fenerbahçe'de. Hani bu karşılaşmada mesela Tadiç sağ ön oynadı diyemezsin. Sağ yakın oynadı ama sağ ön oynamadı Tadiç. Bir önceki karşılaşma sağdı, ondan önce merkezdi. Şimdi sağ iç gibi. Hani Tadiç'i konumlamakta zorlanıyor ve Tadiç'ten verim almakta da zorlanıyor bence. Kötü bir maç çıkardı Tadiç. Kötü maç çıkardı. Çok daha erken çıkabilirdi. Taşlar çok daha fazla yerinden oynuyor. Burada tabii Göztepe analiziyle beraber Mourinho'nun bir arayışta olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani o arayışta devam ediyor Mourinho açısından. Nasıl bir hücum planı? Nasıl olacak? Neler bitecek? Fenerbahçe ilk yarıda 165 topla oynadı Göztepe'ye göre ve Göztepe Fenerbahçe karşısında ilk yarıda bir ya da iki pozisyonda o aradığı geçişi bulabildi. 5 tane gol girişimi var Göztepe'nin ilk yarıda ve bir isabetli şutu var. Göztepe'nin ilk yarıdaki hücum performansı bu. İlk yarıda size katıldığım nokta
Hücum olarak maçın büyük bölümünde Fenerbahçe pek etkili gözükmedi ama dakikalar ilerledikçe özellikle 40. dakika ve sonrasında uzatmalarda çok verildi. Orada Fenerbahçe Göztepe'nin solunu hallaç pamuğu gibi attı. Orada o sahayı Lesri Tadiç'in oraya yaklaşmasıyla beraber o kanadı müthiş etkili kullandı Fenerbahçe ve daha ilk yarıda hani iki golü buldu. Daha fazlasını da bulabilirdi. Oradan daha fazla gol de çıkartabilirdi. Bir gol daha çıkartabilirdi oradan Tadiç'le beraber. Fenerbahçe. Tabii o hani 1-0'dan sonra Tadiç'in pozisyonu var. Sonra ikinci gol geldi. Evet. Ayrı hikaye ama Fenerbahçe orayı iyi işledi. Ve ilk yarıda hani Göztepe savunmada işte kendi anlayışıyla sağlam dururken ki Göztepe ile alakalı olarak da belki şunu söylemek lazım. Kadroya göre oyun iyi. Ama bu kadro kalite olarak biraz takviye istiyor gibi gözüküyor. Yani Southampton'lı yetkililere söyleyelim. Biraz Göztepe'ye de baksınlar kalite olarak. Göztepe'ye de biraz yatırım iyi oyuncu anlamında sanki gerekiyor gibi bir iki tane oyuncuyla Göztepe biraz daha farklılaşabilir. Hani bütün sezon bu oyuncu grubuyla Göztepe istediğini yapar mı çok iyi taraftara rağmen? Pek emin olamadım ben açıkçası. Çünkü yani tek tek oyunculara baktığında seni böyle net olarak ikna eden oyuncu sayısı az Göztepe'de. O yüzden de ilk yarıda Göztepe hani Fenerbahçe dedi ya çok fazla hücumcuyla oynadı. Yani çok fazla hücumcuyla oynasa da Göztepe onu yeteri kadar bence değerlendiremedi. Fenerbahçe'de ilk yarıda ilk yarının sonunda o az önce bahsettiğim kurguyla beraber 2-0'ı buldu. Aslına bakarsanız ikinci yarıda Fenerbahçe'nin Lille maçlarının etkisi, son 120 dakikanın etkisi, oyuncuların yaş aralığı, deplasman faktörü, sıcaklık faktörüyle beraber hani temposunun düşeceği ve hani o ilk yarının sonundaki oyunu devam ettiremeyeceği de 3 aşağı 5 yukarı tahmin edilebilirdi. İkinci yarı başlangıcında mesela siz Göztepe'den öyle anormal bir farklılaşma, o şubu gördünüz mü? Ben görmedim. Yok. Ama maçın kırılma anı Koray'ın kafa golüydü. Yani o duran topta Göztepe 2-1 bulduktan sonra bence tamamen başka bir maç oynandı. Ondan sonra Göztepe çıktı sahaya. Ve Fenerbahçe neredeyse paralize oldu. Yani Fenerbahçe ne Göztepe'nin akınlarını durdurabildi, ne hücumlarını durdurabildi, ne oyunu soğutabildi pas yaparak, ne de rakibini tehdit edebildi. Son 20 dakika yoktu Fenerbahçe. Son 20 dakika yoktu zaten. 80 ile beraber baskı iyice seviyesini arttırdı. Ve işte orada Livakovic'in iki tane kurtarışı var o bölümde. Yani Fenerbahçe'nin de Cenk'le bir tane pozisyonu var ama o 2-2'den sonra değil mi? Cenk'in pozisyonu 2-2'den. Önce sanki. Önce mi? 2-1'de mi? 2-1'de mi? Orada bir o pozisyon var Fenerbahçe adına. Yani Fenerbahçe için Kore'nin golüne kadar çok büyük bir problem yoktu. Ama asıl zaten sıkıntı da o noktalarda takıma müdahale edilmesi gerekiyor. Yani 2-0'da pek bir problem yok gibi gözükürken Fenerbahçe bir şey oynamıyordu. 2-1 olduğunda zaten iş tehlikeli oldu. Orada artık yapılan müdahaleyle Fenerbahçe'nin tekrar bir kendine gelmesi gerekiyordu. Mesela işte Saint-Maximin, değil mi? Bu tarz oyunlarda seni topu taşıyabilecek, ileri götürebilecek bir oyuncu. O zaten ikinci yarılarda çok zorlanıyor. Her maçta öyle oldu. Yani ikinci yarıları fizik olarak çıkarmakta müthiş zorlandığı için etkinliği hemen artıyor ona paralel olarak. Düşüyor, özür dilerim. Mesela Oğuz böyle karşılaşmalarda aslında çok ciddi bir kontra silahı. Girdi mi oyuna? Girmedi. Ferdi'yi aldı Saint-Maximin'i çıkarıp. Evet, Ferdi'yi aldı. Hani Oğuz bu tarz işte geçen sene de zaten zaman zaman konuşulmuştu ya, Fenerbahçe öne geçtiği zaman maçı koparacak pozisyonları neden bulamıyor? Kendini öne taşıyacak oyuncu olmadığı için, rakibi geri koşturacak, rakibe tehdit verecek oyuncu olmadığı için konuşuluyordu. Ben açıkçası 2-1'den sonra Göztepe o kadar dalga dalga gelirken bir Oğuz hamlesi olur diye düşündüm. Orada bir hata olduğunu kendi adıma düşünüyorum. İkinci yarıda toplu oynama %55-45 Göztepe lehine döndü. Göztepe'nin 11 gol denemesi vardı. Fenerbahçe'nin sadece 5 gol denemesi vardı karşılaşmanın ikinci yarısında. Göztepe 5 korner kullandı. Fenerbahçe 2 korner kullandı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin 3, Göztepe'nin korneri yoktu. Yani ikinci yarıda o golle beraber oyunu tamamen değiştiğini ve orada
biraz da Fenerbahçeli oyuncuların böyle hani deyim yerindeyse Mourinho'nun gözünün içine baktığını bir şeyler yapsın diye olmadı. O hamleler ya da işe yaramayınca Göztepe'de işte son dakikada stoperlerin hafif hatasıyla beraber 2-2'yi buldu. İlk değişikliği Fenerbahçe'nin 74. dakikada evet. geldi. Yani skor 68'de 2-1'e geldi. 6 dakika sonrasında değişiklik. Göztepe ise tabii normal daha fazla değişiklik yapması, daha erken yapması, sonuçta 2-0 gerideydi. 56'da 2 değişiklik. 66'da da yine 2 değişiklik yaptı. 4 değişiklik yapıp üzerine golü de bulunca fizik kalite de biraz muhtemelen arttı. Göztepe tarafında Fenerbahçe'de düşüşler başladı. Ama Mourinho'nun hamleleri de sanki o anlamda biraz geç kaldı. Ve değişiklikleri de tabii tartışılabilir. Hani Saint-Maximin yorulmuştu, tamam. Ferdi'yi aldı. Ferdi'den ekstra bir şey görebildik Yok. Mi karşılaşmada? Göremedik. Orada Oğuz daha iyi olabilirdi. Son bölümde mesela Dzeko'nun maçı tamamlaması da bir tartışma konusu oldu. Hani En-Nesyri'yi çıkardı. 88'de Dzeko'yu sahada tuttu. Ki Dzeko bir önceki maç 90 dakika oynamıştı. Uzatmaya giden değil mi o karşılaşmada? Uzatmanın başında hemen çıkmıştı. O da tartışıldı. Krunic'i oyuna aldı son bölümde mesela ki daha önce süre verdiği Bartu bu maçın kadrosunda yoktu. Evet. O da ilginç bir tercih. Onunla ilgili bir tweet okudum. Mesela henüz hazır olmayan Fred'i kadroya alıp Bartu'ya yer vermemesi orada. O da bir eleştiri konusu olmuş. Ki Fred'in oynayacak durumda olmadığını varsayarsak bence bu da makul. Ya bir daha söyle pardon. Fred'in hani oynamayacağı varsayılıyorsa bu karşılaşmada şey gibi olmuş herhalde yani Kamavinga'nın ayağında alçıyla de kulübesinde oturması gibi. Fred oynamayacağı belliyken galiba bu karşılaşmada kadroya alınmış. Onun yerine oynayabilecek bir Bartu'nun olması, çünkü yedekte merkez orta sahan da senin eksik, bir tek Krunic'e bakıyorsun. Hani bir şey olsa, ekstra şeyler olsa Bartu'yu da alamayacaksın, Fred'i de alamayacaksın denmiş. Fred'i kadroya almasının nedeni rakibi şaşırtmak olabilir mi? Yani başka bir anlam ben de bulamıyorum. Şaşırmazsın ya. Yani bilmiyorum. Şey, Fred oynayacak mı acaba diyerek. Çünkü Fred kadroda. Artık kadrolar geliyor ya. Hani neyine şaşıracaksın Fred'in? O zaman niye Bartu yok, o var, onu da anlamak takımla zor. Takımla beraber olsun diyedir Fred. O yüzdendir. Bazen o zihinsel kopmayı istemiyor teknik adamlar. Çünkü oyuncu oynamadığı zaman işte takımla seyahat etmediği zaman, gelmediği zaman kopabiliyor. Belki odur, mentaldir. Yok, gelip tribünde oturabilir mesela. Ya o da var. Ya da işte çok çok böyle müthiş bir ihtiyacı olduğu anda mı düşündü bilemiyorum. Fakat Fenerbahçe mesela son bölümde neyin zorluğunu yaşadı? Top Fenerbahçe'de kalmadı. Yani Göztepe, evet, senin söylediğin fizik güçle beraber atak sürekliliğini yakaladı. Göztepe çok ekstra işler yapmadı ama fizik gücüyle Fenerbahçe itmeyi başardı. Bir de 2-1 maç, kaybedecek bir şey de yok Göztepe'nin. Mesela İrfan Can şimdi böyle durumlarda ayağına hakim, topu ayağında çok rahat tutabilen, aynı zamanda faul de alabilen bir oyuncu. Yani topu tutabildiği için o müdahaleyi aldığı anda kendisini bırakır, faul olur hakikaten topu alabilmek için. Bunlar önemli bir avantaj. Bir tarafta da işte Oğuz var. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim, Krunic ile Cenk Tosun yerine aynı dakikada İrfan Can'la Oğuz girse daha mı kötü olurdu? Bence daha kötü olmazdı. Zaten daha kötü ne olacak? En fazla 2-2 olurdu. O yüzden de ben biraz seçimlerin de son bölümde özellikle Fenerbahçe'nin aleyhine işlediğini düşünmekteyim. Peki sol önde neden Ferdi'yi bu kadar tercih ediyor? 3 ya da 4 oldu Ferdi tercihi sol önde. Maxime'nin yerine Oğuz'un girmesi daha mantıklı değil mi? Bence de daha mantıklı. Oyun olarak daha yakın isim Oğuz Aydın sen Maxime'ne göre, ama demek ki ben de bir fikir üretiyoruz burada, yeterli bulmuyor hala Oğuz Aydın'ı orası için. Bulsa herhalde çoktan atardı. Mesela Cenk Tosun yani, geçen seneden çok iyi gözükmüyordu ama mesela onu atıyor iki maçta, demek ki yeterli görüyor Cenk Tosun, hazır görüyor. Yani Oğuz'u 74. dakikada bu değişiklik oluyor, 74'ten 90'a kadar da Oğuz Aydın oynar ya sol önde. Çok az süre aldı değil mi Oğuz? Bir evet. maçın çok az bir dakikasını da aldı. Geri kalan maçlarda tercih edilmedi pek. 16-17 hadi uzatmalarda 20. Abi anladın mı? Evet. Maç profil olarak uygun yani. Oğuz iki kere gitse zaten topu alıp iki kere dribbling yapsa bir şey olmasına da gerek yok ha. Aynen öyle. Onu da söyleyeyim yani. Gol atsın, asist yapsın diye söylüyorum. Topu alıp topu iki kere taşısa. 20-25 metre topu götürse zaten hani o baskıyı kıracak. Zamanı işletecek. Göztepe geri koşacak. Şuna dikkat edin diyecek. Rakibi bir geriye itersin en kötü. Aynen. Yani o değişecekti. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com.
8.22 saatlerimiz. Birkaç yine mesajla bu bölüme devam edelim. Navs demiş ki Fenerbahçe Adana Demirspor maçında da son dakika Göztepe maçında yediği golün aynısı olan aşağıdaki pozisyonu vermişti deyip görsele atmış. Yusuf Barasi yine orada bir karambol sonucu önüne düşen topta. Peki kapatamamış. Galiba üstten avuta gitmişti o top. O maç 1-0 bitince gündem olmadı ama Fenerbahçe o maçta iyi oynamamıştı diye bir tespitte bulunmuş. Bu son Göztepe maçında da aslında yediği gol öyle bir pozisyon varken yenen bir gol değil. Yani bir uzun top şişiriliyor ceza sahası içerisine. Çok uzaklaştırılamıyor. Oyuncunun önünde düşüp hani tekte vuruşu yapıyor. Aslında öyle büyük bir eksik yakalanma orada falan. Orada göğsüyle indiren kimdi? Juan'dı. Şey Göztepe'li oyuncu. Evet o indiriyor. Romulo vuruyor. Bakayım asist ona mı yazılmış? Evet. Romulo golü atan oyuncu. Çok da iyi bir son vuruş. Orada aslında 2-2. Bir ihtimal tabii Kurniç o bölgede pozisyona topa yakın biraz daha ceza sahası dışına doğru konumlanmış. O belki şutu çeken oyuncuyu bozabilirdi. Biraz uzak kaldığı söylenebilir. Ama dediğim gibi böyle çok müthiş bir organizasyon yoktu o pozisyonda. Ama evet. Fenerbahçe bunları veriyor. Dediği gibi dinleyicimiz güzel bir tespit yapmış. Adana Demirspor maçında da benzer şekilde pozisyon verilmişti. Burada tabii ne yapabilir Fenerbahçe? İşte oyuncu değişikleriyle oyunu soğutabilirdi. Yaptı Mourinho ama beklediğini bulamadı o değişikliklerle birlikte. Mesela, geç de geldi ya 74'e kadar bekledi ilk değişiklik için. Evet bence de maçı düşününce gidişatı düşününce daha erken bir hamle ben de bekliyordum. Onun haricinde Dzeko Tadic'in aynı anda sahada olmasıyla alakalı bir dinleyicimiz Ahmet Hakan. Fiziksel olarak eksik kalıyoruz. Hele bir de 60-70 dakika bandında bir ara beraber oynayınca tamamen eksik kalıyoruz. Maçı bu yüzden verdik demiş. Onun tespiti bu şekilde ama demek ki Mourinho kenardan pek böyle görmüyor. İki oyuncunun sahada aynı anda kaldığında hani öyle hissetse herhalde hamleyi yapardı. Fakat o hamleyi yapmadı. Yani Tadic'i de 87'de de çıkardı. Dzeko'yu zaten çıkarmadı bu karşılaşmada. En-Nesyri'yi tercih etti. Sedat Balkan o da Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde Kurniç'in hatası büyük demiş. Az önce benim söylediğime paralel ama ben büyük demedim tabii orada oyuncuya daha yakın olabilirdi. Olmadı Kurniç. Yani direkt Kurniç'e yazacak bir gol demezdim açıkçası. Peki Fenerbahçe ile ilgili Endesi hepimiz herhalde beğendik karşılaşmada. Ben hani Beşiktaş maçı Immobile'yi konuşurken de söyledim. Benim için o hareketliliği, topsuz koşuları, hareketlenmesi zaten hava üstünlüğünü biliyorduk ama ben bu hareketliliğini bilmiyordum Endesi'nin. Yani bu kadar yıpratacak, savunma arkasına koşacak. Mesela ilk yarı offside gerekçesiyle yarıda kesilen bir pozisyonu var. İtildi Endesi. Penaltı verse verirdi hakem ama offside kaldırınca hani bir şey olmadı mesela. Offside'de pek yok gibi gözüküyor. Yok pozisyonda. Yok. Offside konusu bence büyük sıkıntıydı bu maç. Yani Fenerbahçe aleyhine en az 3 hatalı offside bayrağı kaldırıldı. Benim hatırladığım ikisi. İlk yarı birincisi de ikinci yarıda olmak üzere. O pozisyon da bence En-Nesyri'yi tanımlayan pozisyonlardan birisiydi. Goldeki hareketliliği yine inanılmaz hoşuma gitti. Onu sonra özette dikkat ettim. Hani maçı izlerken fark etmemiştim. Hata onun çizgide başlattığını ve sonrasında arka direğe kadar aralıksız koşup topla buluştuğu bence olağanüstü bir iş. En-Nesyri yani fizik olarak iyi olduğu müddetçe En-Nesyri'den bence acayip bir katkı alacak Fenerbahçe. O açıdan bence umut verici bir karşılaşma oynadı Fenerbahçe. Maçla ilgili başkan Fenerbahçe açısından beka savunmada ilk kez süre aldı. Var mı beka ile ilgili böyle olumlu olumsuz bir yorum? Genel olarak ben beğendim bekayı. Yani son golde de bence daha o da sert biraz daha sert olabilirdi ama bir süredir de oynamıyor tabii. Onun da öyle bir açıkçası kendi adına bahanesi var ama En-Nesyri yani Fenerbahçe'nin tabii Göztepe deplasmanı umduğu gibi gitmedi. 2-0 öne geçiyorsun. Hani normalde Fenerbahçe ve ligdeki diğer takımların kadrosu kıyaslandığında Fenerbahçe'nin 2-0'dan sonra puan vermemesi gerekir deplasmanda da olsa. İşte maç sırasında yaşanan olaylar önüydü sonuydu derken çok keyifli olmadı Fenerbahçe için ama hani Fenerbahçe adına bir artı neydi? Kesinlikle En-Nesyri'ydi. En-Nesyri'nin senin dediğin gibi hareketli olması, sürekli olarak arayış içerisinde olması Fenerbahçe'ye bundan sonraki süreçte çok şey katar. Hani biraz daha kendini toparlayıp formayı kaptıktan sonra da hani Dzeko'nun 11'de başlama ihtimali
sadece rotasyonda olur gibi gözüküyor. Yani El-Nesri formayı kaptıktan sonra alır gider gibi bir durum vardı. Fakat burada işte tabii El-Nesri bu kadar arayış içerisinde ama hala El-Nesri Fenerbahçe ceza sahası içerisinde daha aktif kullanmalı. Daha aktif nasıl kullanabilir? İşte El-Nesri'yi topla buluşturmanız gerekir. Orada da orta kalitesi ön plana çıkıyor. Mesela bu karşılaşmada belki dikkat ettiniz, belki etmediniz. Sen Maksime'nin tüm ortaları ezbere. Yani mesela çok hareketleniyor birden. Topu içeri doğru çekiyor. Kafasını kaldırıp orta yapıyor ama alakasız yani. Hani sadece yapmış olmak için orta yapıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla sen Maksime'nin biraz daha yani sen Maksime'nin bu olduğu için, sen Maksime'nin oyunu değişmeyeceği için diğer tarafta oynayanların işte Şimanski mesela müthiş bir asist yaptı. Sen El-Nesri'nin koşusundan bahsettin ama pasta olağanüstüydü El-Nesri'ye. Yani olağanüstü bir pas attı adam. İşte Şimanski gibi, Tadiç gibi, İrfan Can gibi, artık merkezde Fred geldiği zaman Fred gibi oyuncuların da El-Nesri ile oynama alışkanlığını, yani El-Nesri'nin en iyi olduğu şey ceza sahası içerisindeki hava toplarını kullanma becerisini aramaları gerekecek. Yani öyle bir alışkanlık da isteyecek Fenerbahçe'de El-Nesri. Eğer Fenerbahçe'de bu oyuncular bir de El-Nesri o şekilde kullanmaya başlarlarsa o zaman Fenerbahçe için tadından yenmez. Mesela şunu düşünüyorum. Geçen sene çok övdüğümüz Edin Visca, yani onu açıyı gelir gelmez yıldız yapmıştı. Mesela Visca tarzı bir oyuncu olsa El-Nesri ile oynayacak. El-Nesri her maç skora çok yakın olur. Gol atar büyük ihtimalle. Biraz işte böyle hani çok bir özelliği oyuncunun çok ön plana çıkıyorsa biraz onu da kullanmak için takımdaki oyuncuların nasıl ona göre oynaması. Tabii ona göre oynaması lazım ama işte o biraz futbol aklı oluyor. Visca'da var o mesela. Yani Edin Visca normalde mesela bazı pozisyonlarda orta yapmayacağı pozisyonlarda içeride onu açıyı bildiği için o ortayı yapıyordu. Aslında Fenerbahçe'de de bu arada Tadiç var abi. İşte, geçen Tadiç sezon var ama solda oynayan. Solda oynayan Tadiç, Visca tamam. Sağda oynayan Visca aynı şey bence. %100 öyle. Ama Mourinho öyle bakmıyor. İşte onu diyorum. Şimdi orada Saint Maximin var bak. Saint Maximin öyle değil. Değil. Tam gene ders. Söyleyeyim mi söyleyeceğimi? Açın maçı izleyin tekrar. Ama bu saatten sonra bal yapmayanları mı? Ezbere yapıyor abi. Yaptığı işler ezbere. Peki senin söylediğinden yola çıkarak kadroyu şöyle oluştursa Jose Mourinho nasıl olur? En-Nesyri ileride tek, sola yine Tadiç'i, sağda İrfan Can'ı. Geçen seneki kadro işte En-Nesyri'yi aldım. Ben zaten onu anlatmaya çalıştım. Aynen tam kafaya. Sürekli olarak Fenerbahçe'de. Aynen yani tam kafaya isabetli yani, ortalar yapacak adamlar. Mourinho'nun bu kadar çatıya çıkıp antenin yönünü değiştirmesini gerektirecek bir durum yoktu. Kulağı tersten tutmaya çalışıyor. Yani biraz fazla Mourinho şu an Fenerbahçe'yi kurcalıyor. Hani Fenerbahçe ne bileyim Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi, kabus gibi bir sezon geçirir. Tamamen böyle bir yenilenmeye ihtiyacı vardır. Gelir bir teknik direktör. Değiştirir her şeyi. O zaman anlayabilirsin. Ama Fenerbahçe zaten işleyen bir makineydi. Hı. Fenerbahçe makinesi iyi işlerken Fenerbahçe'nin işte kadro derinliğine, yeni alternatiflere, koşucuya kesin ihtiyacı vardı. Ama mesela bu kadar star bir koşucuya ihtiyacı var mıydı? Bak tartışılır. Saint Maximin çok iyi oyuncu. Gene herkes çok beğenecek. 3 kişinin arasına girecek, topla çıkacak. Golü atacak. 3 kişinin arasına girecek. Çalımı atacak. Pası verecek. Gene gol olacak. Ama diyorum. Ama işte bu kadar büyük star olunca bunu zaten direkt yazıyorsun kendi pozisyonuna. Yani başka bir alternatif yok artık onun. Şey değil yani. Sen maksimum bir maç kenarda otursun. Tadiç'i ben tekrar sola alayım değil. Tadiç'i nereye koyabilirim? Durumu oldu Fenerbahçe için. Peki geçen sene ligde en fazla net gol pozisyonu üreten oyuncu kim? Tadiç. Ve duran top kullanmıyordu Tadiç. Başka sorum yok. Akan oyunda yapıyordu. Yani sen geçen sene ligde en fazla net gol pozisyonu üreten adamı kendi olduğu pozisyondan çıkartıyorsun. Ferdi Tadiç kanadını bozuyorsun. Ve üstüne bir de hani Tadiç'in çok rahat besleyebileceği El-Nesri alıyorsun. Yani bazı şeyler şu an oturmuyor Fenerbahçe'de. Bu da benim Mourinho adına yaptığım ilk eleştiri olsun. Şeye geçsin, kayıtlara geçsin ama ben daha önceden de söyledim, böyle düşünüyorum yani. Şimdi 8.31 saatlerimiz. Mehmet Sevinç, var mı sağ içiyle ilgili eklemek istediğin bir şey? Yavaş yavaş hani sağ içini de kenara bırakıp artık. Sağ dışı daha ilgi çekici ya. Evet, sağ dışı. Sağ içinde çok bir şey yoktu. Sağ dışında o zaman. Sağ dışı çok enteresandı gerçekten. Evet, sağ içiyle o zaman ilgili diyeceklerimizi bitirelim. Bir araya gidelim. Aradan sonra da bu sefer sağ dışından devam edelim.
İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. 8.39 saatlerimiz. Şimdi Göztepe-Fenerbahçe maçından önce yaşananlar, esnasında yaşananlardan biraz bahsedelim. Ben bu tarz tartışmalı, olaylı durumlarda genelde kronolojik gitmeyi tercih ediyorum. Benim hani tercihim ve burada da yine baştan başlamayı hani olaylar... Ateşin bulunmasından mı başlayacaksın? Evet. Ne kadar geriye gideceğiz? Yani biraz geriye gideceğim. Daha da geri. Önce dünya soğudu falan. Yazı mücadele mi başlayacağız? Ne kadar geriye gideceğim? Bir sonra şu kadar geriye gideceğim. Yani ben kendi takip edebildiğim kadarıyla geriye gideceğim. O da şöyle. Fenerbahçe taraftarlarının maç günü İzmir'de yaşadıkları. Ki anladığım kadarıyla ya da gördüğüm kadarıyla hem bir kere deplasmana gelen var, İstanbul'dan ya da çeşitli şehirlerden gelenler var. Bir de şehir içinde olup işte Fenerbahçe formasıyla şehir içinde gezenler var. Mesela onlarla ilgili gördüğüm videoda işte formaları üzerinden alınıyor. Sonrasında formaların yakıldığı sahneler var. Darp edildikleri, işte saldırıya uğradıkları, hatta polislerin yanında bunların yaşandığı videolar gördüm gün içerisinde. Benim gördüğüm olaylardaki ilk şeyler bunlardı. Daha sonra bu işte İstanbul'dan gelen taraftar kafilesinin yaşadıklarına dair tweetler okudum ki onlar da işte biber gazla yemişler, bekletilmişler, maçın başlangıcına kadar hala stada ulaşamamışlar. İşte Buca tarafında bekletilmişler, maçın ilk yarısı bitmeye yakın stada alınmışlar. Hatta belli bir kısmı hala stada alınamamış ve oradan sonra da denen o ki Fenerbahçe cephesinden de işte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler devreye girip işte deplasmanın tribüne kadar gidip o işi artık ne yapmaya çalışıyorlar, halletmeye çalışıyorlar. Çalışıyor, ya da destek vermeye çalışıyorlar artık neyse. O şekilde tırmanan bir gerginlik var. Yani olay buradan başlıyor. Benim burada anlamadığım mesela Göztepe daha önce de Süper Lig'deydi. Göztepe 2 sene öncesine, 3 sene öncesine kadar Süper Lig'deydi. Mesela Fenerbahçe'de bu tarz bir şeyi var mıydı? Mesela o garibime gitti. Yani taraftar bazında. Mesela şeyi hatırlıyorum. Ben Bursalıyım. Ali abi de Bursalı, iyi bilir. Mesela Bursa'da ne bileyim Galatasaray formasıyla gezmek, Fenerbahçe formasıyla gezmek öyle kolay bir şey değildi. Değil mi? Benim arkadaşlarımın da başına gelmişti. Çıkarttırıyorlardı ama mesela Göztepe'nin Galatasaray maçları öncesi, Beşiktaş maçları öncesi, Fenerbahçe maçları öncesi ben böyle bir şeyini hatırlamıyorum. Onun haricinde mesela taraftar grubu Fenerbahçe'nin neden stada maç saatinde alınamadı? Hani nasıl bir güvenlik zafiyeti vardı da Fenerbahçe taraftarı bu kadar bekletildi? Yani bu Fenerbahçe Trabzonspor maçı olsa hadi bir nebze anlayabileceğim bir şey. Bu hani Göztepe Fenerbahçe karşılaşması. Bu uygulamayı da pek anlamadım. Polis hangi gerekçeyle taraftarları bu kadar bekletti, bu kadar geç stada aldı? Hani güvenlik gerekçesiyle olduğunu varsayıyorum. Ama dediğim gibi ya bunu sağlayamayacak da bir güvenlik güçlerimiz, öyle bir teşkilatımız yok. Hani o konuda iyiyiz. Bunun güvenliği de sağlanır diye düşünüyorum. Onu da anlamış değilim. Sonra dediğim gibi Fenerbahçe cephesi devreye giriyor. Bizim görebildiğimiz Fenerbahçe cephesi büyük ihtimal hep devrede. Bir telefon trafiği büyük ihtimal yapıldı. Ama onları biz görmüyoruz. Gördüğümüz ne? İlk olarak dakikalar işte 50 civarı herhalde. Kenarda bir hareketlilik. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve etrafındaki polis korumaları soyunma odası koridoruna doğru gidiyor. Biz ilk orada gördük Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u. Sonradan anlıyoruz ki aslında devre arası Ali Koç deplasman tribününe gitmiş. İşte Burak Kızlan'ı ben görüyorum videoda. Herhalde birkaç yönetici daha var. Onları bu arada yalnız gidiyor. Yani şey, etrafında bir polis koruması yok ilk giderken görüntülerde. Sonra yabancı maddeler gelmeye başlayınca bir polis kalkan oluşup dönerken de zaten çok yoğun bir kalkanla geri döndüğünü görüyoruz ve işte dönerken de zaten yabancı maddeler inanılmaz şekilde geliyor. Bir de arkadan bir şahıs, bir akreditasyon kartı olan Göztepe tarafından Fatih Özkan. Fatih Özkan hep de şahıs olarak nitelendirdi. İsmini bulana kadar da zorlandım, aklımda değildi. Teşekkür ediyorum. Ali Koç'u itiyor arkadan. Yani itiyor değil mi şey olarak? İtiyor, hani şey. Saldırıyor, itiyor. Orada olmaması gereken bir şey yapıyor. Ali Koç herhangi bir tepki vermiyor kişiye karşı, maddelere karşı da. Polis koruması birlikte içeri gidiyor. Maç o esnada duruyor. Bu şekilde gelişi olayların kronolojik olarak gördüklerim bu. Yani burada yani birçok yanlış var. O yüzden kronolojik anlatmak istiyorum. Bir yerden almak istemiyorum.
Yani aslında ilk baştaki yanlışları söyledim. Göztepe taraftarının yaptıkları bence gün içerisinde. Hatta maç esnasında. Onun haricinde bence Ali Koç'un tabii ki kendi iyi niyetiyle sahaya giriyor. Taraftarın yanında olmak için ama bir kere bu olmaz. Yani hangi maçta böyle bir şekilde sahaya girip bir kulüp başkanı ki girdiği noktada şeye katılıyorum. Herhangi bir tarih falan yok Göztepe tribünlerine. Kendi işine bakıyor. Dümdüz yürüyor gidiyor. Kendi taraftarla ilgileniyor. Dümdüz yürüyor geri gidiyor. Ama bir kere zaten kurallara aykırı. Onu söyleyelim. Cezası var. Devre arası giremiyor benim okuduğum kadarıyla başkan. Ama maç önü maç sonu belli bir dakikadan önce ve sonra girebiliyor. O konuda herhangi bir şey yok. Şeye uygun. Ama devre arası giremiyor. Hele ki maçın başlamasına hemen orada hala kalmış olması. Ya bunlar olacak şeyler değil. Yani baştan sona aslında bence hatalar silsilesi bir olay. Benim gözümde böyle. Yani hiçbir yeri tutmuyor bence bu olayda. Aslında biz esprisini yaptık ama sen kronolojik olarak anlatınca olay gün gibi açık. Fakat ne yazık ki İşte bizde böyle gün gibi açık olan bir olayı herkes kendi tarafına çekmeye çalıştığı için rüzgarı çok fazla oluyor. Şimdi sen bu şeyi yapmasan, ne derler, işte anlatımı yapmasan, bu şekilde açmasan, senin söylediklerine inan ben söyleyecektim. Çok farklı bir şey söylemeyecektim. Şimdi bir kere maç öncesi yaşananlar İzmir adına utanç verici. Böyle olmaması lazım. 2 kere 2 4. İzmir'i biz böyle bilmiyoruz. İzmir Türkiye'nin göz bebeği şehirlerden bir tanesi ve bu futbol karşılaşması çok da önemli değil yani. Göztepe Fenerbahçe'de kaç kere de oynayacaklar. Onların olmaması lazım. Orada belli bir ihmal olduğu kesin. Fenerbahçe aleyhine. Onun dışında saha içerisine girdiği zaman, stadın içine girdiği zaman Ali Koç'un tabii ki orada işi yok. Yani Ali Koç dediğin gibi tahrik etmiyor. Herhangi bir şey yapmıyor. Ama orada olmaması lazım. Bir başkan olarak da bunu düşünmesi lazım. Çünkü ilk yarıyı Göztepe son dakikalarda yediği 2 golle geride kapatmış. Biraz daha tansiyon yükselmiş. Ondan sonra sonuçta statlarda böyle bir hareketlilik gördüğü zaman insanlar da tepki verebiliyor. Bu mesela öngörülebilir bir şey. Tabii canım. Normal şartlarda. Yani Ali Koç'un orada işi yok. Evet, Fenerbahçeli taraftarlara destek vermek istiyor. Anlattığına göre Göztepe'li bir yönetici bulamamış, muhatap olamamış, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri varmış. Tamam, bunlar da okey. Zaten bir sıkıntı olduğu belli. Yani Fenerbahçeli taraftarlara yapılan davranışlardan çok net bir şekilde belli. İşte formalar falan yakılmış. O şu bu. Bunlara hiç itirazım yok ama Ali Koç'un oraya gitmesi Fenerbahçe taraftarları adına durumu iyileştiriyor mu, kötüleştiriyor mu ya da bir fark yaratıyor mu Fenerbahçe taraftarı adına? Bence o dakikada orada olması hiçbir şeyi değiştirmiyor Ali Koç'un. Şimdi buradan alıyorsun, oradan geri geliyorsun, oradan dönüyorsun. Döndüğün noktada ya bir kulüp başkanı oraya gitti geldi diye hani bu kadar gerilmenin alemi ne? Mesela ben onu da anlamıyorum. Ligin daha 2. haftası. Bir ölüm kalım maçı değil. Senin dediğin gibi Göztepe ile Fenerbahçe arasında bir düşmanlık, en azından bildiğimiz bir durum yok. Yani. Tamam mı? Ondan sonra bu arkadaş Fatih Özkan. Yani senin nasıl bir kinin var da gidiyorsun adamı arkadan itiyorsun. Her şey olabilir orada. Anladın mı? Boynuna gelebilir, o olabilir, düşebilir, şu olabilir, bu olabilir yani. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bak daha da kötüsünü söyleyeyim sana. Beni gene en çok rahatsız eden şey. Böyle bir hareket yaptı ya o şahıs Fatih Özkan. Ondan sonra ifadesi ne demiş biliyor musun? Okudum ifadesi. Ayıp ya. Onu yaptıktan sonra bari onu söyleme. Yok, madem o kadar delikanlısın. Madem o kadar delikanlısın. O kadar büyük taraftarsın. O kadar kendinde cesareti hissediyorsun. Bir kulüp başkanını arkadan vurmak gibi bir cesareti hissediyorsun. O zaman ayağım kaydı istemeden oldu deme. Orada da yaptığın hareketin arkasında dur. Delikanlılık bu mu? Bu mu yani senin yapabildiğin şey? Orada polislerin yanında ayağım kaydı, istemeden oldu de. Yakışıyor mu ya? Dolayısıyla bu nokta geldikten sonra, şimdi sen dedin ya nereden tutsan elimde kalıyor diye. Buraya kadar böyle gidiyor değil mi olay? Burada bir şey yok ama işte bu olaylar bittikten sonra herkes kendi tarafından mı bakar gene olaya?
Yani Fenerbahçe'ye göre Ali Koç'un yaptığında hiçbir şey yok. Göztepe'ye göre Göztepe'nin yaptıklarında hiçbir şey yok. Ondan sonra bir de Galatasaray şeye müdahil oluyor. Konuya müdahil oluyor. Yani Galatasaray'da sadece gene kendi açısından bakıp işte zaten Ali Koç böyle bir karakter. Gördünüz gene haklı çıktık tarzında bir açıklama yapıyor. Ondan sonra zaten işte o Türk futbolunda bahsettiğimiz kaos ortaya çıkıyor. Çünkü insanlar gene oraya itiyorlar. Yani sen Göztepe'nin açıklamasına bakıyorsun. Yani Göztepe hiçbir şey yapmamış. Normal yani bütün yaşananlar. Maç öncesi taraftarlara yapılanlar, formanın yakılması, bekletilme, o şu bu her şey normal. Hiçbir şey yok. O hareket itmede hiçbir şey yok. Kulüp başkanına yapılan fiziki müdahalede hiçbir şey yok. Göztepe öyle alıyor olayı. Fenerbahçe Ali Koç'un yaptığını görmüyor. Tamam mı? Fenerbahçe o şekilde yorumluyor. İşte Galatasaray da gene kendi taraftarına şey için olaya müdahil oluyor. Yani bundan sonrasında zaten işin içinden çıkman imkan ve ihtimal yok. Bundan sonra eğer şeyleri konuşulacaksa, bundan sonra konuşulduğu noktada iş sadece renklerle alakalı. Ya Göztepe tarafından bakacaksın, bakman isteniyor. Ya Galatasaray tarafından bakacaksın, ya Fenerbahçe tarafından bakacaksın. Yoksa olay inan tamamen senin anlattığın gibi. Ama buradan bir ortak akıl çıkartamıyoruz. Ve bu ortak akıl çıkartamadığımız kaçıncı olay? Kaçıncı gene renklere göre insanların tamamen o açıdan baktığı. Ya bir kişi de şey demiyor ya. Ya kardeşim Göztepe'nin yaptıkları da yanlış. Ali Koç'un da yaptıkları yanlış demiyor, diyemiyor. Çok zor geliyor yani bu şey. Bunu söylemek, bu cümleyi kurmak insanlara. Sanki dünyanın en zor cümlesiymiş gibi. Öyle hareket ediyorlar. Ya yanlışa yanlış deyin, bu kadar korkmayın. Bir kulüp başkanına fiziki müdahale yapılması yanlıştır. Doğru değildir. Taraftarların ikinci yanın başında stadın içine alınması biletli taraftarların doğru değildir. İnsanlara yaptığınız o zulüm, taraftarlara yaptığınız zulüm, maçın başlangıcında İzmir'den bahsediyorum şeyinde işte emniyetin yaptığı gaz sıkmalar falan filan doğru değildir. Bunları söyleyebilin, bu kadar korkak olmayın. Ama aynı zamanda Ali Koç'un da alakasız bir şekilde oraya gidip gelmesi de doğru değildir. Yani bunları söylemek zor değil ama yok. Bu kadar da çekiniyorlar, bu kadar da korkuyorlar. Evet, Mehmet abi sen ne diyorsun olaylarla ilgili? Şimdi öncelikle maç öncesinde şehir içinde yaşananlar Türk Dil Kurumu tabiriyle vandallık. Şimdi inanılmaz görüntüler vardı. Hani sen de söyledin ya, Bursa'da da işte Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı formayla dolaşılmasına pek fazla izin verilmez diye. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Hani en son Rujon Berok mücadelesini de gördük. Trabzonspor tribününde bir Galatasaray formalı bir hanımefendi vardı. Onu da hemen lojaya almışlardı. Çünkü tribünlerin tepkisi vardı. Mesela biz farklı takımın, tutmadığımız takımın formasını giyen birini görünce neden kırmızı görmüş boğaya dönüyoruz? Ben onu anlamıyorum. Bizim dinimizde bile senin dinin sana, benim dinim banadır diyor. Herkes istediği gibi yaşayabiliyor. Ama takıma gelince olmuyor bu. Yaşayamıyoruz bir arada. Bunu niye yapamıyoruz? Ben bunu çok merak ediyorum gerçekten. Öncelikle saha dışını bu şekilde geçelim. Yani çok çirkin görüntüler. Burada ben polis teşkilatımızın da eksik kaldığını, yanlış yaptığını gördüm. Yani orada birçok konuya müdahil olabilirdi. Polis teşkilatımız rahatlıkla bazı olayların önüne geçebilirdi. Burada muhtemelen bir işte emir bekliyor. Çünkü alt kademe polis yani kendi inisiyatifiyle bir olaya müdahil olmak istemiyor. Muhtemelen bir emir bekliyor onlar da. O emir gelmediğinde o hareketi gerçekleştirmiyorlar. Bir çekinceleri var bu yönde. Çünkü daha sonra başları ağrımasın diye. Bunu da biliyoruz. Saha dışı böyle. Yani bizim polis güçlerimizin de eksikliği var. Taraftarın zaten dediğim gibi eksikliği malum, psikolojik bir eksiklik. Bu eğitimsel bir eksiklik, belki kültürel bir eksiklik. Şimdi saha içine gelelim. Saha içinde yani ben bunu bilmediğim için soruyorum. Göztepe stadyumunu bilmiyorum. Mesela saha dışından bir müdahaleyle orada yaşanan bir problem varsa çözülemez miydi? Yani koridorlardan gidilemez miydi? İlla sahanın içine mi girmek? İlla sahanın içine mi girmek gerekiyor? Sahanın içinden, çünkü ben futbol stadyumlarını da biliyorum ama Göztepe'nin stadyumuna hiç gitmedim. Yani oradan tribüne çıkılacak bir yol var. Oraya ben gideyim. Abi sağ içi, sağ dışı bir şey fark etmiyor ki. Yani ne çözebilir? Ben onu anlamaya çalışıyorum. İçinden gitse de yanlış. Anlatabildim mi? Başkan orada yapacağı bir şey yok zaten. İşte ne yapacak?
yapabilir diye onu anlamaya çalışıyorum. Ali Koç'un zaten yaptığı hatalardan bir tanesi zaman zaman taraftar gibi davranması. Yani kulüp başkanı gibi değil, taraftar gibi davranması. Yani Ali Koç'un oraya gitmesi sağ içinden sağ dışından. Sağ dışından gittiği zaman insanları daha çok sinirlendiriyor. Hı-hı. İçeriden gitse de ama tamam farz et ki daha ince düşündü senin gibi. Hı-hı. İçeriden gitti. Ne olacak abi? Gittiği zaman ne yapacak yani? Ya onu işte merak ediyorum. Yani ne yapabilir? Vardı büyük ihtimal gideceği koridorda. O yüzden yine bir şey değişmezdi. Yani taraftarla iç içe olacaktı. İşte gitse şimdi ne yapabilir mesela? Ali Koç gitti diyelim. Orada olmaması lazım. Ne yapacak? Başkanı. O kadar 2 kere 2 4. Evet. Ama işte hani diyorum ya o kadar parçalıyorlar ki bu tarz olayları. Sanki hepsi tekmiş gibi. Yani kimine bakıyorsun Fenerbahçe'ye göre hani Ali Koç'un olayı yok olayda. Yaşanan olayda. Göztepe'ye göre de Fenerbahçe'nin başına gelenler yok olayda. Yani şeyi öyle anlatıyorlar. Ben sana bir film anlatıyorum. Tamam mı? Ama filmin bazı yerlerini anlatıyorum sana. Her yerini de anlatmıyorum. Aslında bütün film olaylı. Ama bazı bölümlerini anlatıyorum ben sana. Yani mesela 20 ile 35. dakika arası yok o filmde. Sen diyorsun ki abi orada da çok önemli şeyler. Yok, yok bana göre yok kardeşim. Onu da Mehmet Sevinç'ten dinle. Mehmet Sevinç de benim anlattığım yerleri anlatmıyor sana. Tamam mı? Ondan sonra da sen de öyle alınca vay diyorsun abi neler olmuş. Neler yapmışlar? Kısaca abi toparlansın. Yani evet işte anlamadığım nokta neden Ali Koç tribüne gitme gereği duydu? O sırada bir şey yaşanıyor muydu? Mesela dışarıda hala Fenerbahçeli futbol severler varmış. Evet. Oraya stadın içinden gidip onların içeri girmesini kolaylaştırabilecek bir ortam mı yaratabileceğini düşündü bilemiyorum açıkçası. Burada Ali Koç'un hareketi yanlış, %100 yanlış ama yaşanan olaylar yine son derece yanlış, bu kadarını söyleyelim. Bir kez daha görmek istemiyoruz ama göreceğimizi de biliyoruz. Evet, daha ikinci hafta başladı. Ben de şöyle kapatayım, daha belki konuşuruz yine mesaj üzerinden. Hani Göztepe'yi taraftarla birlikte Süper Lig'e tabii ki renk katacak bir takım olarak hep çok istedim ben de. Çünkü benim Süper Lig'de görmek istediğim tablo böyle dolu tribün görmek istiyorum. Dün mesela Gaziantep maçının tribününü bir arkadaşımız göndermiş. Zemini göndermiş. Yani olacak iş değil. Tribün de bomboş. Zemin çok kötü. Göztepe bu anlamda fark yaratacak. Biraz şehir dışı mı Antep'te? Evet şey. Şehir dışı. O yüzden evet biraz seyirci. Malatya'da var. Da öyle. Ben mesela Malatya'da olduğum için biliyorum. Seyirci gitmiyor. Şehir içindeydi Antep'teki eskiden. Antep'teki stat Urfa'da yapılmış. Oraya biraz gitmek zor. Antep taraflar gitmiyor. Ya burada çok iyi bir seyirci var. Yalnız mesela ilk dakikadan küfürlü bir tezahürat başladı Göztepe tribününde de. Yani Göztepe istiyoruz, seviyoruz ama onların da hani davranışları bilmiyorum. Geçen döneminde böyle hatırlamıyorum ben Göztepe. Yani bu geldiğim, gördüğüm Göztepe biraz daha farklı. Umarız daha iyi, ne bileyim, şimdi kıyas yapacağım ama mesela Samsun Spor, Adana Demir Spor tribünleri bu anlamda beni daha çok etkiliyordu. İşin hani küfürsüzlük boyutu onlar da muhakkak ediyordu da daha ilk maçta hani böyle bir ortam bilmiyorum bana biraz fazla yüksek geldi. Şimdi hemen reklama mı gideceğiz, bir şey söyleyeyim. Kısa söyle abi. Şöyle ya, ben rekabette, hele hele ezeli rekabetlerde, o ona çiçek versin, bu buna işte gül uzatsın, o ona karanfil atsın, burada değilim. Bu kadar romantik değilim, olmasını da istemem. Açıkçası yani rekabet dediğin şey biraz da kavga gürültü olacak ama bir edebiyle olacak. Mesela Boca Juniors River Plate maçlarında tribünleri ayırmışlardı bir ara, işte deplasman takımı gelmesin diye. Sonra dediler ki ya kardeşim biz bunun için yaşıyoruz zaten, niye gitmeyelim yani, biz River Plate'i yendiğimizi görmeyeceksek niye gitmeyelim işte. Boca taraftarı bunu söylerken River Plate tabii ki biz de gitmek istiyoruz, gerekirse kavga ederiz falan. İşte Olympiakos Panathinaikos rekabetinde de yine aynı durum söz konusu. Ya biraz rekabet olacak, biraz kavga gürültü olacak, onlara okeyim ben ama ya belirli sınırlar dahilinde. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. ...9.02 saatlerimiz... ...şimdi Konyaspor Galatasaray maçına... ...geçiş yapalım, haftanın ilk... ...karşılaşmasıydı. Cuma akşamı Galatasaray... ...Konyaspor deplasmana gitti. Konyaspor... ...maçları da Galatasaray için özellikle... ...deplasmanda zorlu olabiliyor. Mağlubiyetler gelebiliyor. Bu maç da pek kolay geçmedi... ...Galatasaray adına aslında. İlk gol... ...Galatasaray'da 41'de Kerem Aktürkoğlu'ndan... ...geldi. O da gidecek mi, kalacak mı? Çok kaldı galiba artık. Yani bu maçta evet kaldı ve ilk 11'de
1-1'de onu sahaya sürdü Okan Buruk. Mesela Hakim Ziyech yedek kulübesindeydi. Zaha aslında onun da transfer görüşmeleri var. Fakat o kadroda olmamayı tercih etmiş Okan Buruk'un açıklamasından gördüğümüz. Ama antrenmanları da var. Evet, antrenmanda var. Çıkıyor. Biraz Kerem tercihini ben rakiple de alakalı olduğunu düşündüm, hissettim karşılaşmayı izlerken. Çünkü Galatasaray benim gözlemlediğim biraz farklı bir sanki düzenle oynadı. Özellikle işin savunma kısmında. Rakibinde böyle üçlüye yakın düzeni Galatasaray'ı da özellikle işin savunma kısmında böyle Barış Alper'in sanki kanat beki gibi olduğu, Kaan Ayhan'ın sağ stoper gibi olduğu bir düzen ben büyük oranda gözlemledim Barış Alper ve Kerem sağdayken. Konya'da aslında Galatasaray bence iyi durdurdu ilk yarıda. Yani Galatasaray'ın hücumda pek fazla bir etkinliği yoktu. Konya'nın da hücumda etkinliği yoktu. Hani iyi durdurdu diyorum ama hücumda peki bir şey yapabildi mi Konya? Konya'da yapamadı ve bir an aslında belirledi yine bence orada skorun değişmesini. Yani Barış Alper'le Mertens'in kenardaki biver kaçı, Barış Alper'in hareketliliği. Hep hareketlilikten bugün bahsettik. Hani Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta da fark yaratan o hareketlilik. Galatasaray'da da o sekansta işte Icardi'nin çapraz koşusu, Kerem'in topsuz hareketlenmesi Galatasaray'ı o organizasyon 1-0 öne geçirdi. İyi bir dakikada 41'de geldi ama bu sefer 45'te yine sahnede Kerem Aktürkoğlu vardı bence. Orada topu bırakınca rakibe geçti. Atağın devamında da Oğulcan'la gol geldi. 1-1. Yani Galatasaray oynamazken aslında öne gireceği maçı zora soktu. Fakat ikinci yarı diğer bir milli oyuncusu Barış Alper'le de öne geçip maçı da orada aslında çözdü diyebiliriz. Ama Galatasaray açısından bence kötü oynanmış, keyifsiz bir karşılaşmaydı. Yani o gol olmasa bilmiyorum Galatasaray ikinci yarı böyle gol bulurum, böyle büyük bir baskı kururum gibi bir bence görüntüsü yoktu. Şimdi Jesus'un üçlü savunmaları haricinde Galatasaray'ın üçlü savunmalara zorlandığını hep gördük bu zamana kadar. Ali Çamdalı da iyi bir ekip yapmış. Gerçekten geçen seneki Konyaspor'la alakası yok. Ben de beğendim genel. Ve üçlü savunmaya karşı zorlandı. Saha diziliminde dediğin gibi Kaan çok içe kaydı. Barış çok fazla savunmaya gelmek zorunda kaldı. Zaman zaman yerini kaybettiğini gördük. Kaan Pedrinho'ya gitti. Yusuf geldiğinde Barış kanadında özellikle bazen boşluklar buldu. Konyaspor yani üçlü 3-4-3 düzeni Galatasaray'ı bir hayli zorladı açıkçası. Kaan çok fazla git gel yapamadı. Dubois çok fazla git gel açıkçası yapamadı. Sol bek pozisyonda oynadı Dubois. Şimdi şöyle bir baktığımızda Galatasaray'a bu mücadelede yine baskıyla oynayan, ön alan baskısıyla oynayan takımlara karşı yine Galatasaray'ın nasıl zorlandığını gördük. Yani çıkamadı Galatasaray kendi alanından. En azından pas yaparak çıkamadı. Çok zorlandı. Beşiktaş da bunu yapmıştı. Torreira da kötü gününde olunca 5-0'lık bir skor ortaya çıkmıştı. Şimdi yine Torreira maçın en iyilerinden biriydi. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol mesela, Zaha hayatta öyle bir gol atamaz. Değil mi? Bence de. Keremlik bir golü. Tam Keremlik bir gol. Çünkü Kerem ikinci forvet gibi oynamayı bilen bir oyuncu. Mesela Zaha orada köşede bekler. Ceza sahasının köşesinde top beklerdi. Ama Kerem içeriye hemen kaydetti. Bir deparla geldi. Hatta pas esnasında görüntüde de yok. Televizyondan izleyen bizlerin gördüğü kadarıyla. Ve bir anda ekrana giriyor ve golünü atıyor. Bu tam Kerem Aktürkoğlu golü. Bunu Galatasaray'da yapabilecek ikinci bir oyuncu. Belki biraz Barış, başka da bir oyuncusu yok Galatasaray'ın. Ziyech de böyle bir oyuncu değil. O da girmez ceza sahasına. Bunlar Zaha, Ziyech, işte yaratıcı olamıyoruz demesinin nedeni de bu. Top bekleyen oyuncular, ayağıma top gelsin oyuncuları, topa gideyim oyuncuları değil. Bu nedenle de Ziyech'i tercih etmediğini düşünüyorum. Bir hareketliliğe ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bu yüzden Kerem Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Çok fazla top kaptırıyor, evet. İşte kontrolü iyi değil. Çok topun dibine giriyor. Yukarıdan çok fazla avuta atıyor. Çok önemli fırsatlar harcıyor. Doğru. Bunların hepsi doğru. Kerem'in birçok eksiği var. Doğru. Ama birçok da faydası var. Bir de ön bölümde oynayan oyuncular genelde en fazla top kaybediyor eden oyunculardır. Kerem'de bu bir tık daha fazla. Bazen imkansızı denediği için, yani basit oynamadığı için, biraz daha basit oynamayı mesela öğrense çok daha faydalı olacak. İmkansızı denediği için çok fazla top kaybı oluyor. Kerem burada kilidi açan oyuncu oldu. Sara için bence Sara
beklemek lazım. Hala soru işareti göremedik. Yelert oyuna dahil oldu. Sonradan onu da ya çok fazla açıkçası yani 84'te oyuna girdi. Çok fazla izleme fırsatımız olmadı. Yani yeni transferler için bekleyeceğiz. Hemen öyle Rafa Silva gibi, Immobile gibi, işte Fenerbahçe'de En-Nesyri gibi hemen katkı alabileceği oyuncular değil bunlar gibi. İlerleyen dakikalarda belki biraz daha bu transfer sürecinde gireriz. Galatasaray boy oylar olarak da Sara transferiyle bir hayli kısaldı. Aynı zamanda Yeler transferiyle de çok kısa bir takım oldu. Ali abi sen neler gördün karşılaşmada? Konyaspor'un 17, Galatasaray'ın 7 gol girişimi var. Evet. 1.78'e 1.02 gol beklentisi Konya lehine. Galatasaray'ın 7 gol girişiminde 3 isabet 2 golü var. Konyaspor'un 17 gol girişiminde sadece 3 isabeti var. Faul sayılarına baktınız mı? Faul sayılarına 17'ye 5. Evet, Galatasaray 17, Konya 5. Aa bak bunu hiç dikkat etmemişim ben. Evet, Galatasaray rakibinin 3 katından fazla faul yaptı. Galatasaray'la alakalı olarak bence Konya deplasmanında kazanılması, işte 3 puan alınması, Kerem'in gol atıp biraz moral kazanması dışında çok ekstra bir şey iyi olarak söylenemez. Yani kötü bir oyun vardı Galatasaray'da. Ama Galatasaray gene biraz yıldız farkıyla, biraz da şans faktörüyle karşılaşmayı kazandı. Neden şans faktörü diyorum? Yani Icardi işte çok güzel asist yaptı falan filan deniyor da Icardi ya da herhangi bir başka bir oyuncu orada o açıda yanında oyuncu varken o topu verdiğinde yani 10 kere versen 7 kere 8 kere rakibe takılır o top. Oradan geçti o top. Barış Alper'in şutu rakibin bacaklarının arasından geçti. İmkansız bir yere çok güzel gitti. Bunlar tabii Galatasaray'la yine şanslar. Yani bir tarafta işte Aleksic golü kaçırıyor, Galatasaray gol atıyor. Adil golü kaçırıyor, Galatasaray gol atıyor. Ama Galatasaray'ın da şu an en fazla ihtiyacı olduğu şey kazanmak. Çünkü Galatasaray işte bir takım problemlerle uğraşıyor. Bu dönemde Galatasaray takılırsa o problemler katlanarak artacak. O problemlerin daha kolay çözülebilmesi için Galatasaray adına kazanmak şart. Galatasaray da bunu ligde ilk iki haftada yaptı. Fakat çok daha iyisini yapması lazım. Yani Galatasaraylı taraftarların doğal olarak iyi oyun beklentisi var. Kaliteli oyun beklentisi var. O pek ortada yok. Yani Galatasaray'ın Konyaspor karşısında belki çok çok üstün bir oyunla kazanmasını beklemiyordu kimse. Sonuçta Konya işte Mehmet Sevinç'in dediği gibi takımı değiştirdi. Direnci yükseldi. Zaten normalde de zor bir deplasman Konya deplasmanı ama bu kadar da kötü olmasına gerek yoktu Galatasaray'ın oyununun. Konyaspor'un o fiziki direnci ve baskısı karşısında Galatasaray'ın top yapamayışı, uzun top oynamak zorunda kalması bunlar hep bir takım problemler Galatasaray adına. Fakat tekrar söylüyorum hani tüm bunların yanında kazanmak ilaç gibi geliyor. Tiger Woods'un söylediği aklımda benim yani sporda diyor kazanmak her şeydir diyor. Başka bir şey söylemiyor yani. Her şey kazanmakla alakalı. Kazandığınız zaman kendinize o zaman dilimini o süreyi katıyorsunuz ve o süre içerisinde bazı problemleri çözme şansınız var. Ligin bu aşamalarını kayıpsız geçmenin çok büyük artısı var Galatasaray adına. Bunlar önemli artılar. Fakat diğer yanda mesela Young Boys evet sezonu çok iyi başlamadı ama mesela bu oyun Young Boys karşısında sıkıntı yaratır. Evet ben de onu düşündüm. Hani Konya'da bu kadar zorlanan. İkinci yarıyı sadece iki şutla bitirmiş Galatasaray. Yani maç toplamı 7. İkinci yarıda sadece iki şutu var. Biri zaten gol. Young Boys daha da zorlar gibi düşündürtüyor kağıt üzerinde bakınca. Bir de burada Galatasaray açısından sıkıntı verici durum. Hani bu kadro aslında ideale yakın bir kadroydu. Yani bekleri evet. Biraz farklı olabilir, farklılaşabilir. Hadi Davinson olmamasını çok büyük bir eksik olarak değerlendirmiyorum. Hani Nelson, Abdülkerim de iyi bir ikili ama bekler biraz değişebilir ama hani ön bölgesi şu an hani Ziyech'ten ziyade ben şu Kerem'i tercih ederim. Mesela Barış Alper'i var, Mertens'i, Icardi'si, Saras'ı gelmiş. Torreira çok iyi bir maç çıkardı kesinlikle. Hani bu haliyle Galatasaray'ın Konya'da bu kadar zorlanması Young Boys eşleşmeleri için büyük bir tehlike sinyali diye ben de yorumladım maçı izlerken. Konsantrasyon tabii biraz daha farklı olacaktır. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi motivasyonu oyuncuları bir iki tık yukarı çekebilir. Yalnız mesela şimdi Galatasaray'da kanat rotasyonu da bir anda çok daraldı.
Yani Hakim Ziyech'in de okudun mu sen Hakim Ziyech'le alakalı yazılanları? Gidiyor muymuş? Yani öyle okumadım. Gitmek istediği yazıldı. Çünkü bu karşılaşmada tercih etmedi mesela Ziyech. Evet, Yunus aldı sonunda mesela Ziyech'i almadı. Hani mesela Ziyech yedek kaldı, ne bileyim ilk opsiyon olarak girdi değil. Hani Zaha'ya Olimpiyat'ta yaptığını, Süper Kupa'da yaptığını burada Ziyech'e yapıyor. Hı, ve işte Ziyech gitmek istiyor ya da ayrılacak. Ya da işte Okan Buruk biletini kesti. Her neyse hepsi yazıldı çünkü. Zaha zaten ayrılmak istiyor. Şimdi Galatasaray Kerem artı Barış Alper'le sezonu bir yere kadar götürebilir. Oraya da Galatasaray'a da takviye lazım. Ve yabancı bir takviye lazım. Yunus da var yedek. Full yerli oldu kanat rotasyonu Ziyech'te Zaha'da gidersin. Yani Yunus'tan bilmiyorum ne kadar verim alabileceğini düşünüyor Okan Buruk ama Yunus varla yok arasında bir şey bence şu aşamada. Hani kanatta Yunus var diye de böyle çok yedek kulübene güvenli bir şekilde bakmazsın. Şimdi de bir 8 numara aldı. Mehmet Sevinç ne diyor? Biraz zaman vermek lazım diyor. Yani işte bu zaman verme olayı büyük takımlarda sıkıntılı. Neden sıkıntılı biliyor musun? Yani mesela Dzeko geldi. Zaman dedik mi? Yok. Tadic'e dedik mi? Yok. Fred'e dedik mi? Yok. Torreira'ya dedik mi? Yok. Rafa Silva'ya dedik mi? Immobile'ye dedik mi? Ya bir tek Osterwolde'yi gördük. Bu adam topçu değil dedik. Topçu çıktı. Tamam mı? Bir tek Osterwolde zamanla daha iyi hale geldi. Yani genelde bizde böyle aldığın oyuncular pat diye etki ettiği zaman ediyor. Ondan sonra biraz zor çeviriyorlar işi. Genel olarak söylüyorum bunu. Genelleyerek söylüyorum. Yani şeyde olmaz demiyorum. Sarada olmaz Osterwolde demiyorum. Osterwolde gibi olabilir. Ama yani hani şu an Galatasaray saralı ya da sarısız fark etmiyor. Anlatmaya çalıştığım yani şey. Demirbay'dan daha iyi değil. Evet. Olay o. Çünkü sen onu oraya fark yaratsın diye aldın, koydun. Şimdi Beşiktaş Immobile'yi alıp da dur şuna bir zaman verelim, 6 ay sonra iyi takım oluruz için almadı. Immobile gelsin, beni geçen seneki gibi yapmasın diye koydu. Rafa Silva'yı aynı şekilde. Fenerbahçe, Tadic ve Dzeko'yu aynı şeyi düşündü. Galatasaray'da yani Mert ilkokula gidiyordu. 8 numara problemi vardı. Evet. Hala 8 numara problemi var. O yüzden söylüyorum. Hı hı. Şimdi bu durumda ne oluyor? Bak, kanat rotasyonun zayıfladı. Zayıfladı, artı problemli hale geldi. Şimdi merkezdeki sorun devam ediyor Galatasaray'da. Hala Torreira garibim orayı tek başına çeviriyor. Şimdi böyle olunca Galatasaray'da bekler de şu an en azından Okan Buruk'un istediği atletizmden çok şeyler, uzaklar, yakın değiller o işe. Böyle olduğu noktada şimdi sen takım olarak o vitesi yükseltmiyorsun. Bireysel beceri ön plana çıkıyor. Şimdi bireysel beceri çıkar, 1-2 çıkar ama takım oyununu ekleyemediğin zaman takılma ihtimalin yüksek olur. Hani Allah'tan Young Boys da çok iyi bir sezon başlangıcı yapmadı. Onlar da kendi problemleriyle uğraşıyorlar. Fakat hani Galatasaray'ın bırak Şampiyonlar Ligi'ni, ligde de mutlak surette üzerine koyan bir performansa ihtiyacı var. Mesela kanatta Tete, Zaha, Ziyech vardı. Barış Alper, Kerem vardı. Yunus vardı. Ya yani orası çok kalabalıktı Galatasaray'da. Tete gitti. Zaha gidecek eli kulağında. Ziyech'i de düşünmediğini belli ediyor Okan Buruk. Orada sadece işte 3 oyuncuya kaldı. Yunus 3. alternatif gibi görünüyor. Orada ciddi bir zaafı var. Yani bir anda bolluktan ihtiyaca doğru bir geçiş oldu Galatasaray'da kanat rotasyonunda. Orada kimi alacak, nasıl bir takviye yapacak, açıkçası büyük bir soru işareti. Aynı zamanda kimden bahsetmedik bu maçta? Ya onu düşünün. Kimden bahsetmedik? Bence oyundaki ciddi farklardan biri de o. Mertens. Aynen. Mertens düşüşte. Aynen. Mertens bir pozisyonda çok büyük kalite gösterdi. Ama onun dışında... Şutu mu? Tabii. Aşırtma denedi. Ya, çok güzeldi. Evet. Mertens yok. Bu sezona başlayamadı. Ama genel olarak Mertens de şey olunca, sıradanlaşınca bak bir anda hücumdaki şey de değişti. Evet. Akışkanlık, akıl, her şey değişti. Yani Mertens'in de Galatasaray'daki önemi hem pozisyonu itibariyle hem de kalitesi itibariyle hemen Konya'da hissedildi. Yani biraz böyle bir kendi standartının altında kalınca hop oyunu etkiliyor. Geçen seneki 102 puan Galatasaray için aldatıcı olabilir. Çünkü geçen sene birçok maçı oyunla değil bireysel kaliteyle çözdü. Mesela Mertens'in olağanüstü bir sezonuydu. Birçok maçın kilidini o açtı. Yani Icardi şapkadan tavşan çıkardı birçok maçta attığı gollerle. Şimdi bu sezon
diğer takımlar da hem daha güçlü hem Galatasaray'ın bu oyunu biraz çözülmüş gibi, rakipler tarafından önde baskılar artmaya başladı. Çünkü Galatasaray gerçekten zorlanıyor. Abdülkerim formsuz başladı. Nelson hala forma giremedi. Zaten bu iki oyuncu geç form tutan oyuncular Galatasaray'ın milli aradan sonra oturacağını ben şahsen düşünüyorum. Ama işte Mertens pozisyonu sıkıntılı, 8 numara soru işareti, Yelert, evet yani genç bir oyuncu ama potansiyeli bu, daha fazlası olmaz Yelert'ten, onu da biliyoruz. Kön evet gidiyor gelemiyor, gelse de savunma zaafları var. Galatasaray'ın kadro yapılanmasında da bazı sıkıntılar var gibi geliyor bana. Mesela işte az önce Galatasaray çok kısaldı dedim, sayalım: Yelert, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, hepsi 1.80'in altında. Sara 1.80 altında. Sara 1.80 altında mı? Evet, o da 1.80 altında. Daha uzun gözükmüyor mu ya o? Kön 1.80. Kim onu merak ettim. 5-6 oyuncusu 1.80'in altında Galatasaray'ın. Yani mesela yan top savunmasını nasıl yapacaksın? Icardi de öyle çok uzun oyuncu değil. Barış Alper var. İki Sara 1.70 demiş. Evet, yani 5-6 oyuncusu 1.80'in altında Galatasaray'ın. Ciddi bir boy dezavantajı da var rakiplerine karşı. Fizik dezavantajı benim da var. Boyum kısa olduğu için bu eleştiriye katılmıyorum. Yerden oynasınlar abi. Ama savunmada ne yapacak? Savunmayı da yerden yapsınlar. Yerden savunma. İyi bir alan paylaşımı gerekecek. Yani Galatasaray'ın da ciddi handikapları olacak bu sezon gibi görünüyor açıkçası. En azından kadro yapılanması bu yönde pek de mantıklı hamleler yapılmadı gibi. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatına bakalım. Bitcoin yeni haftaya 58.496 dolarla normale göre biraz daha düşmüş fiyat. Düne göre 1000 dolarlık bir gerileme söz konusu. Çok güçlü bir başlangıç yok. TL olarak da fiyat 1.983.279'da. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. ...9.23 saatlerimiz... ...şimdi de iddia bölümündeyiz... ...bugün bayağı maç var... ...liglerde, Süper Lig'de 2 maç... ...21'de Eyüpspor, Bodrumspor ve Hatayspor... ...Kasımpaşa karşılaşmalarını takip edeceğiz... ...1. Lig'de... ...Ahmet'le İstanbulspor oynayacak... ...Premier Lig'de Leicester City Tottenham maçı var... ...La Liga'da 2 maç... ...20'de Real Valladolid Espanyol... ...ve 22.30'da Villarreal Atletico Madrid... ...İtalya Serie A'da Lecce Atalanta ile başlayacağız... ...19.30-21.45'te... ...Juventus Como... Juventus'ta da Kenan Yıldız 10 numaralı formayı aldı. Bakalım yeni sezonda, ki Chiesa da kadro dışı şu aşamada, ön bölgede önemli bir rol oynayabilir. Yapılacak tabii transferlere bağlı olarak. Umarız daha fazla izleriz onu da. Almanya Kupası'nda 1. turda 4 maç var. Portekiz Ligi, Yunanistan Ligi bayağı bültende karşılaşma var. Dikkatinizi çeken bir maç var mıdır iddia açısından? Var. Hellas Verona Napoli 3-0 yenmesi. Dün Mehmet Sevinç anlattı karşılaşmayı. Biz Napoli'den bu sene bir şeyler beklerken Napoli bayağı kötüydü dedi. Kötüydü derken Hellas Verona'nın da çok kötü bir takım olduğunu biliyoruz zaten. Mehmet Sevinç de onayladı bunu. Ona rağmen maç 3-0 bitti. Nasıl oluyor? Conte'nin de bir tane şeyi çıktı, gördünüz mü videosu? Bir oyuncu için şu çöple oynuyoruz, onun yerine şunu alalım gibi bir şey kullanıyor. Maç içinde mi? Maç içerisinde. Öyle bir şey yapıyor. Eğer o hani beni yanıltan bir şey. Çünkü şey gelirken baktım hani doğru şey değil, bilemiyorum da eğer öyle bir şeyse hani Conte 3 aşağı 5 yukarı onu da söyleyebilir diye düşündüm aslında. Söyler. Onu düşündürdü. Ama hani önceki sezonun şampiyonu, geçen sene felaket bir sezon geçirmiş. İlk maç Conte hadi tamam Osimhen yoktu kadroda değil mi? Yok.
Yoktu. Ama gene Napoli yani. Bir de rakip Hellas Verona kardeşim. Niye 3-0 kaybediyorsun? Burada iddia oynayanlar var Napoli'ye. Napoli'ye güvenenler var. Diğer tarafta Juventus'un tabii merak ediyorum başlangıcını ama Como'da biraz ilgimizi çekiyor. Evet. Gölü güzel Como'nun. Gölü güzel. Yani sen oraların bildiğin ben için. Ben gezdim hani gördüm. Ondan sonra yani. Yani o topraklardan şey olur mu? Futbol takımı çıkar mı? Çıkmaz gibi yani bu arada. Çıkmaz gibi değil mi? Como'ya gidince oradan hani stadyum falan nerede hiç bilmiyorum. Hiç öyle bir hava yok. Onlar büyük ihtimalle Komolular da bilmiyordur. Bence de stadyumun nerede olduğunu. Ama oradaki yapılanmanın da iyi olduğu konuşuluyor. Bakalım Juventus da tabii hani sonuçta Motta geçen sene çok iyi işler yaptı. O da merak ediliyor nasıl bir başlangıç yapacak. Ben bugün kazanırlar ama düşük farklı bir galibiyet olur diye düşünüyorum. Juventus kazanır 3.5 gol altı, Juventus kazanır 4.5 gol altı gibi seçenekler denenebilir. Villarreal Atletico Madrid maçı bence gecenin maçı. Evet, güzel maç. Güzel maç. Atletico Madrid çok iyi transferler yaptı. Villarreal her zaman zor bir deplasman. Böyle güzel karşılıklı gollerin olduğu bir maç izleyebiliriz diye düşünmekteyim. Leicester Tottenham'da hani sanki sene 2017-2018 gibi bir şey. Leicester geri geldi ama Leicester Tottenham dediğim zaman bana öyle biraz şey yaptı. Geriye götürdü. Nostalji yaptı. Jamie Vardy'nin golüyle Leicester'ın 1-0'a geçtiği, Tottenham'ın cevap verdiği bir maç bekliyorum. Tam orada. Genco Boran'lık maç oldu bu sene. Şimdi geçmişe gitti ya. Genco Boran'dan ya, bir Genco anekdot. Boran deme bana bugünlerde. bana Genco Boran deme bugünlerde. Öğlen bakalım onunla da program yapacağız. Yeni hikayeler var mı? Abi yani hikaye. Genco'da. Hollywood'a gitse şu an çoktan senaryoyu satmıştı. Yani hatta Hollywood'dakiler şey diyebilirdi. Hollywood abartıyı sever ya. Evet. Ya bu kadar değil Genco Bey falan. Şurasını daha normalleştirsek mi falan diyebilirlerdi yani Genco'ya. Ben de bugün dinleyeceğim. Neler neler. Bakalım neler yaşamış geçen hafta. Biz bir yerde koptuk Radyo Spor dinleyicileriyle beraber. Anlatmaya başladı. 4. dakikada falan tahmin edildik. Hani bu filmden şey olmaz. Şeyler nerede? Patlama ve araba sahneleri neredeydi dedik hani. Senaryo felaket. Hani en azından aksiyonu izleyelim diye oraya döndük yani Radyo Spor dinleyicileri olarak. Şimdi Dalia'yla ilgili var mı Mehmet abi senin ekleyeceğin bir şey? Yani Atalanta kazanır gibi geliyor. Eyüp Spor kazanır. Juventus kazanır gibi geliyor bana ama yani sezonun başında da sürprizler oluyor çok gerçekten oluyor. Yani. Biraz görmek ondan evet. Sonra aslında daha net yorumlar yapmak gerekir. Como stadı 5000 kişilikten fazla değildir diye düşünüyorum yani. Bakalım oraya gittin yani. Mi sen? Como'ya gittim daha. Türk dönercisini gördün mü? Como yoluna giderken böyle. Görmedim. Bizim rehber de söyledi. Clooney'nin evini gördün mü George Clooney? Yok onu. ya biz Como'da bir saat durduk çıktık. Öyle biraz şey. Yani başka bir gölde olabilir pekala. Kandırmış olabilirler. Aynen. Ama neyi gördük ya? İtalya'daki herhangi bir göl olabilir orası. Şey, Como yazıyor. Sizin otele yakın. Yani, yok, George'un evinde bir çay içmedin mi yani? Yok ya o. Çağırmadım seni. Ünlülerin evleri nerede falan diye düşündük de herhalde çok uzak yerlerde diye şey yaptık. Yakın yerde yoktu bize gösterdikleri. Como'nun stadı da çok kullanışlı bir stadyum denmiş. 7800 kapasiteli denmiş. 5000 dedim 7000'e yaklaştım yani. Küçük oldu. Vallahi zaten. Şehrin yani göle de bayağı yakınmış stat. Allah Allah ilginç. Bakalım nasıl bir atmosfer olacak merak ediyorum. Bir de konuşurken şimdi Chiesa'nın kadro dışı kalmasından bahsettim. Chiesa önemli bir kanat oyuncusu. Anthony'den reklam arasında galiba bahsettim. Önemsiz bir kanat oyuncusu. Önemli bir kanat oyuncusu. Sen sevmemesen de çok etkili. Kaç 80-90 milyon euro para verdiler konservisine. 100 müydü? 100 mü verdiler? 100 galiba. Çok verdiler. Çok işte. Verdiler. 150 ver yani ne olacak? Tamam yani. Bir aralar önemliydi en azından şu an çok önemli olmasa da. Ya iyi topçu ama işte kafasını verirse. Sterling'den bahsettik program içerisinde Chelsea'de kadroda düşünülmeye. Beşiktaş bir kanat oyuncusu arayışı içerisinde ben demiştim ya öyle bir oyuncu kaldı mı acaba diye de şimdi düşününce ki Antony bu maç süre almadı o yüzden aklıma geldi. Artık Galatasaray da arıyor bence. Aslında evet Galatasaray da doğru. Yani Galatasaray'ın da bir kanat oyuncusu arayışı var. Galatasaray Güney Amerika'dan bir oyuncu yazıldı o. John Arias. Arias. Onun haricinde bir isim yazıldı mı görmedim ama olabilir mesela bu. Ama Galatasaray da bundan çekti ya Mehmet abi. Şimdi isime gitti hep. Zaha'ya gitti. Ziyech'e gitti. İşte Tete'ye gitti. Olmadı. Şimdi bu tarz işte Antony'ler sanki Galatasaray pek o topa girmeyecek. Bu sefer daha yani scout transferi tarzı böyle Sara gibi, Yelert gibi. İşte. Her zaman ben scout transferi tarafta arayayım Türkiye'de. Çünkü çok büyük paralar ödeniyor. Ama şimdi Gabriel Sara tutmazsa büyük ya, sıkıntı olur. O bölümü kapatırlar. Büyük sıkıntı olur.
Gerçekten. Yalnız biraz Genco Boran yorumu gibi oldu Mehmet abinin yorumu. Yani, o da yani çünkü... skat transferi olsun falan filan böyle büyük transferlere karşıyım ama ama araya da o para verilmez. Onun yerine daha yıldız bir isim isterdim de bağlamıştı. Yok orada. Şöyle mesela McTominay'e gidiyorsun sonra diyorsun olmadı Saray'a gideyim. Alakasız iki futbolcu. Hiç alakaları yok yani. O Galatasaray'ın bir planlama sıkıntısı var gibi oyun anlamında evet, diye düşünüyorum. Yani sahada Doğu'ya gidiyorsun sonra diyorsun ki Yelert. İkisi de alakasız. Yani evet, bilmiyorum enteresan bir transfer dönemi geçiriyor Galatasaray. Evet. Beşiktaş'tan girdim hani kanat alternatifleri. Tabii bunları söyleyince Ali abinin en çok hoşuna gidecek oyuncu burada herhalde Kiyaz olur. Diğer iki ismi. Yok Kiyaz'ı demez. Kiyaz'ı da mı beğenmiyorsun? Sana beğendiremiyoruz oyuncu. Beşiktaş bakalım alabilirse kimi alacak orada? Hani ben piyasada böyle alternatif gördüm. Oyuncuları söyledim kadroda düşünmeyen. Muhakkak bunlara gidecek Beşiktaş. Hı-hı. Öyle bir oyuncuya gitmez herhalde ana rotasyondaki bir oyuncuya. Yok ana rotasyondaki bir oyuncuya tabii ki gitmez gidemez. Şey olarak ikna kabiliyeti olarak da çok zor. Fakat bunlar da sanki Beşiktaş'ın bir tık üstü gibi ya. Bir tık üstü gibi. Hmm. Ya kiralık olmaz mı bir yıllık bir opsiyon? Hani Rafa gibi, Immobile gibi bonservisle değil de kiralık getireceğim. Biraz fırsat. Hasan Arat'ın ilişkilerini kullandı. Hani Chelsea ile yakın. Yani o ilişki işte Endur yani. İlişki dediğin. Ama diğer transferleri de yapan yönetim yani. Bilemiyorum. Ben biraz daha garanti bir oyuncuya giderdim. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan performans aralığının çok dalgalı olan bir oyuncu değil. Şimdi Antony neden iyi oyuncu diyorsunuz? Ajax'ta yaptıkları yüzünden. Manchester United'da ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı yani gerçekten. Kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmadı. Şimdi Beşiktaş'ta çok da iyi olabilir. Bu şeyle devam ettirebilir. Beşiktaş'ın öyle bir lüksü yok. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Senle sezon başından beri. Yani Beşiktaş 10 tane transfer yapıyorsa 8-9'unda 12'den vurmalı ki takım ayağa kalksın. Şimdi Chiesa'ya dön. Chiesa da biraz öyle. Yani Chiesa da çok mu iyi oynayacak? Bugün çok mu kötü olacak? Ne yapacak? Allah biliyor bir tek. Chiesa bile bilmiyor o gün ne yapacağını. Sterling'in biraz daha şeyi var. Ne derler? İstikrar olarak. Diğerlerinden bence ayrılıyor oyun istikrarı olarak. Onun da koşusunu sevmiyorum. Ya, ona mı takıldım? Ben o koşulu bir oyuncu istemiyorum kendi takımımda kardeşim. Ben de buna takıldım. Şaka yapıyorum tabii de. Sterling de yani kariyerinin şu aşamasında İkna edebileceğim bence bir oyuncu değil. Çok zor. Yani Sterling, Manchester City, Liverpool. Değil mi? Aha. Bir de üstüne Chelsea yaptı. Çok zor yani. CV olağanüstü evet, şu anda yani. Ama işte buradan düşecek. Yani o seviyede tutulması mümkün değil. Ama işte geçen sene Sterling kötü değildi mesela bu Chelsea'de. Niye şimdi bu kadar şey? Çok fazla transfer var. Chelsea'de. İşte Pedro Neto en son olarak geldi oraya. Bir de Felix'i alıyorlarmış. Nkunku var. Yani o acayip bir şey var Chelsea'nin. Orada Sterling gözden çıkarılmış gibi gözüküyor. Şimdi geçen sene Nkunku'da hiç faydalanamadılar sakatlık sebebiyle. Bu sene gittiler bir de aynı pozisyona. Pedro Neto'yu aldılar. Pedro Neto da mesela geçen sene ağırlıklı olarak sağ tarafta oynuyordu. Burada direkt solda başladı. Yani Sterling'in şeyinde başladı, mevkinde başladı dünkü maçta. Hani Nkunku da iyi değildi dün. Çıkması normaldi. Ama o çıktıktan sonra yerine bir de Pedro Neto var. Ona da 40 milyon euro verdiler. O yüzden rotasyonda 3. oyuncu durumuna düştü. Yani adamın da almaması normal. Kadroya almaması normal. Ama yani Sterling dediğim gibi şu an yani bu kariyerle çok da düşüş yaşamış bir oyuncu değil yani Sterling. O zaman senin en mantıklı bulduğun Sterling. Ben Chiesa olur gibi demiştim bu 3 oyuncudan. Ben de Sterling'i tercih ederim. Bir fırsat daha var aslında. Kanat değil bu sefer. Merkez ortası. Onunla araya gidelim. Goretzka. Bayern'in bu haftaki kupa maçında kadroya alınmadı. Teknik sebeplendi, konuşuldu dendi. Yani düşünülmüyor Goretzka yeni sezonda. Fenerbahçe bir 6 mı 8 mi artık dün Acun Ilıcan'ın da sözleri var. En iyisini almak için uğraşıyoruz dedi. Hı-hı. Tabii akıllara burada hemen Fenerbahçe geliyor. Eğer olacaksa. Yazıldı yani. Da hafta sonu. Ya Galatasaray bir yemek yedi Goretzka ile, bu net bir bilgi. İşte Almanya'da ama bu ta Avrupa Futbol Şampiyonası öncesindeydi. Çok pahalı bulundu. O zamanlar tabii bu ilişkiler de yoktu. Yani Bayern Münih'in tavrı ne olacaktı o da bilinmiyor. Bilinmiyordu ama şimdi mesela olabilir Galatasaray için. Mesela Saray'ı öne atabilirsin Mertens'in yerine. Biraz daha hareketli oyuncu çünkü Saray Mertens'ten. Goretzka Torreira iyi olabilir. Galatasaray için de bir alternatif olabilir orta sahada evet, diye düşünüyorum olabilir. Hala. Yani olabilir evet. Bunlar çok itiraz etmiyorum ama Fenerbahçe için de bir alternatif. Çok iyi olur. Beşiktaş'ın olmaz herhalde şu aşamada. Böyle bir oyuncu düşünmez ama. Onun var ya.
Kim? Onan. Goretzka'yı almayayım ben, Onan var diyorsun. Goretzka'da adı daha fazla yazılacaktır bence. Yazılır. Yani Goretzka transfer olana kadar yazılır Türkiye'de, her takıma yazılır. Yazılır, gündeme gelir. Bu arada Sasha Boy da yine maç kadrosunda yoktu. Bayern'in hani başlangıç planında da yoktu. Merak ettim, 11 yedekte de Sasha Boy'u almamış. O da yine bir bilgi olsun. Sonlarımıza gidelim. İddaa.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. İddaa.com. 9.41 saatlerimiz, biz reklam arasında da biraz Napoli konuştuk. Ben de Twitter'ıma gireyim dedim. Karşıma çıkan ilk haber Fabrizio Romano'nun, demiş ki Lukaku Napoli'ye çok yakın şu anda. Resmi teklif sunulmuş ve transferin bitebileceği konuşuluyormuş ve Osimhen'in Chelsea'ye transferinden farklı bir transfer operasyonuymuş. Yani o ayrı, o ayrı dermiş. Çünkü Osimhen de ya Paris Saint-Germain'e gidecek ya Chelsea'ye gidecek gözüken, o iki opsiyonu var. Üçüncü bir opsiyon yazılmıyor. Şimdi Lukaku da Napoli'ye gelirse orada da Osimhen'in Chelsea'ye gidişi daha da kolaylaşabilir. Chelsea'de yani maşallah Osimhen'e de bir 100'e yakın herhalde para verecek. Felix'i herhalde kiralarlar diye düşünüyorum. O da Conor Gallagher transferinden bağımsız yürüyen Atletico'yla bir süreç varmış orada. Ya acayip yine takımı var diyoruz. Hala da devam ediyorlar. Yani iki yıldız daha gelecek. Chelsea'den işte 3-4 tane takım yapabilirsin de önemli olan bir 11'e karar verip o 11'in gelişmesini beklemek. Yani dün işte okuyorum Chelsea ile ilgili bir şeyler, maçı var diye. Pochettino'ya dayandıkları süre 10 ay. 2022'den beri 4. menajer. Arada gelenleri söylemiyorum. Amerikalı aldığından beri 4. menajer olmuş Chelsea'nin. Yani Pochettino gibi bir teknik adama da 10 ay çok kısa. O yüzden de Chelsea'nin ihtiyacı olan hani transferden ziyade, çünkü tekrar söylüyorum yani dün kadroya baktığın zaman hakikaten iyi bir kadro var. Hatta acayip bir kadro var ellerinde. Ama dün hani şöyle söylenebilir. City 3. vitese geçmeden 2-0 kazandı. Yani City çok sakin, çok temposuz, kendine güvenli bir oyun oynadı. Ve maç 2-0 bitti. Chelsea'nin arada pozisyonları oldu. Ama değerlendiremedi. Jackson pek gününde değildi. O da belki biraz gününde olsa en az bir gol atardı. Ama genel hatlarıyla hani Chelsea'nin yedekleri, oyuna sonradan girenler, o şu bu, elde tamam artık hani. Çok da fazla uğraşma. Bu kadro performans versin diye bekle. Onun üzerine çalış. Hani artık birilerini görmezden gelmesi lazım. Chelsea'nin yapacağı bir şey yok. Yani 40 tane oyuncu alırsan onun sonuçlarına katlanmak zorundasın. Şimdi mesela Jackson'ı aldılar. Jackson dün biraz saç baş yoldurdu. Ama kötü oyuncu değil. Şimdi şey, Osimhen gelecek belki. Evet, geçen sene baktım 14-15 tane gol atmış. Ligde sadece. Ve o Chelsea'de atmış bunları. Hani normalde 20'yi zorlar. İyi bir takımda 20'ye çıkabilir oyuncu. İşte bahsettik yani, bir tarafta Palmer'ı var, bir tarafta Nkunku'su var, yedekler arasında Pedro Neto'su var. Hani baya baya iyi oyuncuları olan bir ekip. Bakalım, Maresca'dan umut var ama ona ne kadar dayanacaklar ya da o bu yapı içerisinden bir şey çıkarabilecek mi, merak ediyorum ben de. Az önce Goretzka'dan bahsettik, ona da ilgili yine Romano demiş ki Bayern Goretzka'ya o pozisyonda yerin yok demiş, fakat Goretzka da kulüpte devam etmek istediğini bildirmiş. Görüşmeler devam edecek dermiş. Ben de böyle bir benzer bir şey okudum. Benzer. Bayern'de bir yönetici, hani o pozisyonda çok güçlü şeyimiz var, oyuncularımız var, sen gitsen iyi olur tarzında bir şey söylemiş Goretzka'ya. Mesela Pavlovic ne ara Goretzka'dan çok daha güçlü bir opsiyon oldu da milli takımda da Nagelsmann onu düşündü ve kulüp takımında da yine Pavlovic o bölgede düşünülüyor Goretzka'dan önde. Bilmiyorum, Pavlovic öyle ne zaman izlesem beni etkileyen bir oyuncu olmadı. Goretzka'da herhalde belli bir düşüş var ki o kadar kolay vazgeçildi, yoksa çok, değil mi? Yani milli takımda tabi kolay vazgeçilecek bir oyuncu olarak gözükmüyor. Bizim buradan dışarıdan makine gibi gördüğümüz orta sahalardan biri. Boy, poz, fizik, tempo, her şey var Goretzka'da. Yaş da kötü değil, 29 yaşında ama o zaman onu alacak kulübünde dikkatli olması mı gerek? Bu kadar gözden düştüğüne göre iki kere düşünmek de gerekebilir. Rotasyonda bakıyorum, hani Palinha var, Pavlovic var, Kimmich var, Laimer var. Öyle Goretzka'nın çok önünde ben bir kişi görmüyorum da. Laimer, Sabek'te birbirlerini yedekler, garibanlar. Evet. Gerçi artık Stanisic var. Yani, bu maç tamam. Kupada o oynadı. Sasha Boy var ama
Bakalım oradan neler çıkacak. Bu arada Alain Delon hayatını kaybetmiş. Şimdi haberlere baktığımda Mustafa Tağ'dan gördüm. Hı-hı. Onu ben kaçırmışım. Dün oldu. Dün mü oldu? Bugün de gazete manşetlerine paylaşılmış. O da dikkatimi çekti haber olarak. Programı da artık yavaş yavaş sona gidiyoruz. Bu haftadan tabii bir sürü şey konuşamadık. Büyükler üzerinde gittik ama herhalde Figueiredo'nun golü, Başakşehir'in çok acayip bir gol. Maçında orta sahadan attığı gol. Çok acayip bir gol. Yani İkinci haftada sezonun en güzel gollerinden birini attı. Evet, Puşkaş'ı aday olabilir de denmiş. Yani oradaki golden önceki çalımı, ilerleyişi, görüşü, uygulayışı. Her şeyin bilinçli olması golü çok güzel kılıyor. Evet, olağanüstü bir gol atmış. Tesadüf değil yani. Bir de maçı da bir anlamda çeviren gol. 2-1 geride o esnada Başakşehir. 2-2'yi buluyor. Uzatmada da olsa 3-2-4-2 Başakşehir'de kazanmayı başardı. İlginç bir detay, 2'de 2 yapan herhangi bir Anadolu takımı çıkmadı Süper Lig'de. Şu ana kadar sadece Beşiktaş ve Galatasaray. Nesi ilginç ya? Yani şey olarak, normalde hani bir tanesi çıkardı en azından. Yani ya şöyle kadar söyleyeyim, takım arasında. Geçen sene çıkmıştır herhalde. Mesela Adana deplasmanında yine çok iyiydi. Yine çok iyiydi. Yani maçın bakma 2-1 bittiğine, zaten son saniye penaltısıyla 2-1 bitti. Yani normalde o maç 3'e 4'e çok rahat giderdi. O kadar iyi bir Çaykur Rizespor vardı yine. Açıkçası ben 3 aşağı 5 yukarı böyle olacağını da tahmin etmiştim. Yani Başakşehir maçındaki ilk 45'ten sonra Adana Demirspor'u da geçen hafta izlemiştik. Yani ben kendi adıma tutturda Rize 1.5 gol üstü olur dedim karşılaşmada. Sonradan baktım ki hakikaten bayağı iyi top oynuyor Rize. Rize şu an en şey Anadolu takımı olarak gözüküyor. En iyi Anadolu takımı olarak gözüküyor. Yani kadro kapasitesi artı oyun olarak. Zaten geçen sene bir şeyleri vardı. Ne derler? Devamlılıkları vardı. İlhan Hoca da bence yavaş yavaş büyüklere doğru mu? Yani o gözü kırpıyor yani. Bu takımı yaratmak, bu futbol oynatmak çok kolay iş değil Türkiye'de. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacaklar içeride. Evet. Ya çok zor maç. Zor maç Fenerbahçe için. Yani Fenerbahçe için inanılmaz zor maç. Ve bu hafta değil mi? Evet, bu hafta ertelendi. O ertelenmedi. Fenerbahçe'nin maçı yok. Olmadığı için ertelenmedi. Ertelenmedi. Ya biz hafta sonu şey izleyemeyecek miyiz Galatasaray Beşiktaş maçlarını? Yok yani, ertelendi o karşılaşmalar. Az maç olacak o zaman. Trabzon'u da izleyemeyeceksin. Ya, Trabzon tabii bu hafta baydı. Bu hafta. Trabzon'u da izleyemeyeceksin. Değil mi? Yanlış bir şey söylemiyorum. Bir tek Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında evet. Pazar günü onu. Premier Lig izlersiniz. Savinho'yu izle. Evet. İçinde kalmasın. Valla içimde kalmasın. Savinho'yu tavsiye ediyorum sana da. Ben hiç bilmiyorum. Sağ tarafta Doku başladı. Sol tarafta Savinho başladı. İlk 15 dakika Doku'ya alışmışlar. Önündeki rakibi geçiyor ya. Kukure'ye dar etti. Doku'ya. Geçemedi. Hatta taraftarları da heyecanlandırdı. Chelsea taraftarları Kukure'ye. Mücadele etti, müdahale etti. Geçirtmedi kendini. Tabii Guardiola akıllı adam. Pat diye 15. dakikada Doku sen git dedi o taraftan. Öteki tarafa. Savinho'yu sağ tarafa çekti. Yani Savinho ile Doku arasında yani şimdi kızmasınlar ama otoyolla toprak yol arasındaki kadar oyun aklı farkı var. Yani Savinho hem yetenekli hem aklıyla rakibin üzerine gidiyor. Doku hani gücüm var. İşte atletizmiyle mi gidiyor? Atletizmiyle gidiyor falan gibi böyle bir şeyler oluyor yani. Kukure'ye yemedi hiçbirini. Ama Savinho hayata küstürdü Kukure'yi. Aynı Kukure bak maça o kadar iyi başlayan, özgüveni alan, taraftardan alkış alan Kukure'yi 15 dakikada şeye çevirdi. Otobana çevirdi o tarafı. Sonra sakatlandı çocuk. Çok üzüldüm ona da. Ama vallahi acayip bir oyuncu. Yani çok genç daha ve Pep'in tedrisatına girdi. Bu sene çok bahsederiz adından. Yani geçen sene zaten Girona'da çok iyi işler yapmıştı. Ama bu kadroyla daha da yükselecek demek ki. Yani yanındaki oyuncuları falan düşündüğünde Doku moku falan dikkat etsin yani. Kaybeder orada formayı. Sonra Foden girdi oyuna. Foden var kenarda. Grealish var daha. Grealish falan var. Ama Savinho bayağı konuşulur bu sezon. Evet, o zaman programın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum ikinize de. Bugünlük noktalıyoruz. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İddaa.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu sona erdi.